Ben herkese tekrar bir merhaba diyeyim. Beklerken biraz burada sohbete girmiştik. Gelmenize çok sevindik. Bugün size şirketi tümüyle göstermek istiyoruz. Kompozit, imalat, ne kadar vaktiniz var bilmiyorum. Ne kadar vakitler var? Bu, hemen gidecek misin? 11'den sonra kaçacak mısınız? Tamam. Ha, akşama kadar buradasın. Tamam. İnşallah. Tamam. Yani biz aslında şirketi tümüyle görmenizi istiyoruz. Ve görüp de yani resmetmenizi istiyoruz. Şimdi ne biz mücevi bir şey yapıyoruz burada, ne de basit bir iş yapıyoruz. Ama Türkiye'nin bugüne kadar sahip olmadığı yetenekleri yavaş yavaş kazanıyoruz. Bu milletin parasıyla kazanıyoruz. Aslında biz uçak yapmıyoruz, şirket inşa ediyoruz. Şirkette bu uçakları yapıyor. Yani iki proses yan yana gidiyor. Biri TUSAŞ'ı inşa ediyoruz. İnşaatları da göreceksiniz zaten. İnsanları alıp yetiştiriyoruz, inşa ediyoruz. İşte yazılımları temin edip veya kendimiz yazıp sistemi oturtuyoruz. Test sistemleri, mekanik sistemler. Yani TUSAŞ'ı inşa ediyoruz. Amacımız tabii dünyada ilk 10 büyük havacılık savunma şirketlerinden biri olmak. Yani bütün mottomuz yıllardan beri bu. İlk 10 neden önemli? İlk 10'a girdiğiniz zaman yeni teknolojiyi elinizde tutmanız söz konusu oluyor. Daha aşağılarda olursanız o zaman en yukarıda yapılanları bilemezsiniz. Yani head table diyor İngilizce, kusura bakmayın. Head table'da olmazsanız, genelde 10 kişi olurlar ama head table'da değilseniz dünyayı takip edemezsiniz. Şimdi bizim amacımız havacılık, yani aerospace'te yalnız roket ve şey hava savunma yok bizde. Onun dışındaki aerospace'te head table'da olmak. Amacımız bu. Şimdi bunu olmak için bir fiziksel altyapıya ihtiyacınız var. Yani fiziksel altyapınız olmazsa o head table'da olamıyorsunuz. İnsan kaynağına ihtiyacınız var. Yani bir bilim ordusuna ihtiyacınız var. Gene head table olamazsınız. Tesise ihtiyacınız var. Göreceksiniz, imalat yeteneklerimizi göreceksiniz. Tasarım yeteneklerini, test yeteneklerini, sertifikalandırma yeteneklerini göreceksiniz. Onların olması gerekiyor. Tabii bunu taçlandıran da ürünler oluyor. Yani çıktısı ürün oluyor. Tabii vatandaşımız daha çok çıktığı görür. Ama biz içeriği göstermek istiyoruz size. TUSAŞ'ın nasıl ilk ona girmesi gerektiğini, neler yaptığını, neler yapacağını ve bunun da mümkün olduğunu anlatmak istiyoruz size bugün. Bu mümkün aslında. Yani ilk 10 havacılık, aerospace, defense company olmak mümkün. Bu imkansız değil ama bir günde olmuyor bunlar. Benim şimdi 6 yılım doldu, 7'ye gidiyoruz nasip işi. Ben tabii ilk birinci günümü hatırlıyorum burada. Tabii şirket 1973'te kuruldu. Daha doğrusu kanun 73'te çıktı. Şirket haline genel müdür 74'te atandı. Buradaki ilk binaların inşaatı da o zaman başladı. Ama arada bir boşluk var. Yani Türkiye'nin o zaman sıkıntılı yıllarıydı. Bilmiyorum yaşınız o günlere nasıl, kaç yaşındaydınız ama. Ben ortaokuldaydım. Dolayısıyla 84'te gerçek bir şekil aldı burası. O da F-16 projesiyle oldu. Burada F-16'ların son assembly'si, final assembly yapıldı. Çok ciddi bir teknisyen kadrosu yetişti. Ama F-16 projesinde tasarım yoktu. Bildiğimiz basit montajdı o. Basiti simple, yani İngilizce karşılığı kullanmak istiyorum. Montajdı. Belirli parçaların imalatı burada gerçekleştirildi. Part manufacturing dediğim gösterici ise neler yapıyoruz. Tabii bu da bir adımdır. Mesela o zaman General Dynamics, sonra Lockheed Martin oldu. General Dynamics buraya tabii bir kültür de getirdi. Yani büyük şirketlerin kültürleri önemlidir. İster Türk olsun, ister Amerikan şirketi olsun, ister Alman olsun, Japon olsun, bakmak lazım onlara. Buraya bir kültür getirdi. Kendi içinde geçerli o zamanki bir ERP sistemi getirdi.
Bizde mesela bomb patlatma, bill of material dediğimiz bir kavram var. Oradan kalma hala. Bomb patlatma deriz ona. Yani bir şey yapacaksanız bill of material, imalat listesine bağlıyorsunuz. Ondan sonra onu bıraktığınız zaman değişik yerlere sen bunu temin et, sen bunu temin et diye bilgiler gider. Mesela 84'ten kalma bu kültürler bizde. Biz bu F-16 ile ciddi sayıda teknisyen yetiştirdik. Ama mühendis yetiştiremedik. Bu önemli. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Tabii şirketin daha sonra değişik kademeleri var. Hepsinin tek tarih sırası gitmiyorum. Ama önemli bir tanesi mesela Atak helikopterinin İtalyanlarla Agustin Westland, ki sonra Agustin Westland Leonardo helikopteri oldu. Onu da anlatmak isterim. Nedir Leonardo, Agustin nedir? Agustin Westland'le beraber bizim T-129 dediğimiz, Agustin Westland'in A-129 dediğimiz helikopteri çalışmaya başlandı. Şimdi bu da lisans altında projeydi ama F-16'dan biraz farklıydı. Burada aviyonikleri Türkler Aselsan yapacaktı. Aviyonik ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra helikopter kalkış ağırlığı artırılacaktı. Çünkü A-129 o kadar beğeni toplamış bir helikopter değildi. 3,5 ton 5 tona çıkarıldı. Motor değişecekti. Elestek motoru geldi. Elestek Honeywell ve Rolls-Royce'un bir ortaklığı. Oradan güçlü bir motor geldi. İyi bir motor o. 1600 beygir. Ondan sonra İtalyanlarla TUSAŞ personeli, Aselsan personeli yıllar boyu çalışa çalışa bildiğimiz T-129 meydana getirdiler. Tabii bu TUSAŞ'a bir kazanım sağladı. Ama asıl anlatmak istediğim şu, özgün projeniz yoksa mühendis yetiştiremezsiniz. Yani özgün demek, konsept tasarımı sizde olmayan bir iş yapıyorsanız mühendis yetiştiremezsiniz. Şimdi bir yere başka bir atlayacağım. Airbus 400M projesi vardır. Türk Airbus 400M projesinde bir katılımcıdır. Ortaktır yani, partnerdir. Dolayısıyla şu anda şirkete bizim de hissemiz vardır. Bu bir şirketleştirilir. Airbus 400M, İspanya'da bir şirket. Airbus var, biz varız. Diğer ülkeler var, diğer şirketler var, pardon. Şimdi Airbus 400M'de konsept tasarımını Airbus Defense yaptı. Bize orta gövdenin tasarım ve imalatını verdi. Ama şeyde konsepte yokuz orada. Bize diş geometriyi verip biz de bunun yapısal analizlerini yapıp frame'lerinin çerçeve yapıların kalınlıklarıydı, kesitleriydi, işte üzerindeki kaplamaların boyutlarıydı. Bunları biz analiz ettik, imal ettik, test ettik ve biz imal ediyoruz. Bu da başka bir metot. Tamam mı? Ama bu özgün değil. Yani uçtan uca bizim değil. Uçtan uca Airbus 400M yapmış olsaydık, bizim olsaydı tabii TUSAŞ başka bir yerde olurdu. Şimdi tekrar ben Gökbey'e geleyim. Agusta Westland demiştim, Gökbey dedim. Gökbey burada TUSAŞ'ın 3 projesi var. Bir tanesi bu. Özgün başlatıp da bugün bu bütün bunların ortaya çıkmasını sağlayan projedir aslında. Gökbey özgün bir projedir. Devlete teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu görevi bize verdi. Bundan aşağı yukarı 8 sene önce başladı bu. Özgün proje sıfırdan tasarlandı. Helikopter yapıyorum demek aslında helikopterin transmisyonunu yapabiliyorum demek olur. Yani motordan, motor şaftından bir dişli kutusuna giriliyor. O dişli kutusu üstteki palleri pervaneye çeviriyor. Bir de kuyruk pervanesini çeviriyor. Buna power train deriz ona. Bütün bu sistem. Yukarıdaki hub her şeyle beraber. Bunu yaptığın zaman helikopterci oluyorsunuz. Gökbey'de bu Türkiye'de tasarlandı. TUSAŞ ekipleri tarafından imal edildi ve ilk uçuş da gerçekleştirildi. Şimdi jandarma teslimatı var. Bu uçtan uca bir özgün proje. Indigenous proje. Tabii indigenous bir ürün çıkınca şirketin yüzüne kan geliyor. İnsanlar da moral geliyor. Yapıyoruz diyorlar. Bir tane daha var. Bir de Hürkuş yaptık. Hürkuş da indigenous bir proje. Özgün bir proje.
O projede de mühendislerimiz yetişti. Bir tane daha var, ANKA. O da indigenous bir proje. Şimdi bu üç tane indigenous proje, ben buraya geldiğim zaman bayağı yol almış bitmişti. 2016'da geldim buraya genel müdür olarak. Mesela Hürkuş EASA sertifikasını almıştı. Bir taban oluşturuyor. Gökbey 2017'de ilk uçuşunu yaptı. Bir taban oluşturuyor. Beşinci yılı, projenin beşinci yılı 2018'de düzeltiyorum. Bir taban oluşturuyor. Anka'da daha önce uçmuştu. Teslimatı 2017'de ilk jandarmaya yaptık. Bu da bir taban oluşturuyor. Şimdi ürün müşteriye gittiği zaman aslında 360 derece tamamlanıyor. Siz güzel proje yapabilirsiniz ama müşteriye henüz verememiş olursunuz onları. Bu sefer bir anlam ifade etmiyor. Müşteriye gidince müşteri dönüş yapacak, yapıyor. Bize en çok müşteriye gidip dönüş aldığımız yer Atak helikopteri oldu. Her ne kadar yarı indiciniz olsa bile, indiciniz değil yani, yani özgün değil tümüyle. Ama saha dönüşleri tabii bize anormal bir şey, yetenek kazandırdı. Şimdi niye anlatmaya çalıştım? 73'te kanunu çıktı, 74'te kuruldu, 84'te F-16 assembly'si burada başladı. Montaj demedim. Ondan sonra ciddi teknisyenler yetiştirdik. Çok güzel. General Dynamics buradaydı, içerideydi. O bir kültür getirdi. Her çalıştığın zaman bir kültür getirir size. Tabii öğrenmek size kalmış, getirmesi ona kalmış. Ondan sonra, daha sonra büyüklerimiz indigenous bu özgün projeleri başlatınca Milli Muharip'in altla oluşmuş oldu. Şimdi buraya kadar her şey çok normal. Orta seviyede bir hava uzay savunma şirketinin yapabileceği şeyler bunlar. Şimdi tabii bunun bir üst kademeye çıkması gerekiyor. Şimdi mühendis sayısı 1200'dü mesela bunları yaptığımız zaman. 1200'ü F-16 başladığı zaman belki de birkaçtı yani, öyle söyleyeyim size. 1200 gözünüze çok gelebilir ama Lockheed Martin'in ben bildiğim şu andaki mühendis sayısı 60.000. Lockheed tabii büyük bir hava uzay savunma şirketi. Yani sonuçta 1200 bir rakam değil. Şu anda 6000'i geçtik. 5 kat gibi, 6 kat gibi büyüdüğümüze göre demek ki iki yaptıklarımızdan daha büyük proje yapabiliriz. O anlama geliyor. Şimdi proje yapmak için tabii bir yazılımlar gerekiyor. Yani bugünkü mühendislik çoğu ekran başında geçiyor. Simülasyon yapıyorsunuz. Eski yüzyıllarda olduğu gibi diferansiyel denklem yazıp, boundary condition'ı koyup, çözüp öyle yapmıyorsunuz artık. Eliniz altında hazır yazılımlar var. Yani ara yüzeyleri güçte, yani kullanıcı ara yüzeyi güçlendirilmiş, mühendisle anlaşabilen yazılımlar var. Bir kutu gibi düşünün, kutunun içine projeyi atıyorsunuz, o analiz edip size veriyor. Daha önce çok kontrolleri yapıldığı için de doğru veriyor. Tabii o doğru verdiğine inanmak yetmiyor, bir de deneysel de doğrulamak gerekiyor. Şimdi tabii 6000 mühendis, yalnız 6000 mühendis yok burada. Aynı zamanda 6000 mühendisin kullanacağı bütün altyapılar da var. Yani bilgisayar altyapısı olsun. 50.000 çekirdekli makinemiz var. 50.000 çekirdek. Daha önce 2 tane 10.000 çekirdekli makinemiz vardı. 10.000 kordu. Şimdi bir tane de 50.000 aldık. 70.000 yaptı. Bu Türkiye toplamının galiba yüzde vermeyeyim ama çoğu bizde. Tam yüzdeyi bilmiyorum. Çoğu bizde. Toplam yani CPU şey gücünün. Yazılımsa dediğim gibi bu yüzyılda yazılımı alabiliyorsunuz. Eskisi kadar firmalar ketum değiller. Normal bir şey. Biz de yani Airbus, Boeing ne kullanıyorsa bizde o yazılımlar var. Bir de şeyin modası biraz geçti. Yani legacy yazılımlar diyoruz ya. Yani hani benim çocukluğumda veya babamın zamanında diferansiyel denklemler çözülerek oluşturulmuş firma özel yazılımlara pek gerek kalmıyor. Çünkü bunlar artık piyasada birçok doktor öğrencisinin her tarafını bildiği yazılımlar bunlar mesela. Yani bu yüzyıl biraz daha düz bir yüzyıl.
Yani her şeye daha rahat ulaştığınız bir yıl. Onun için yaptığınız ürün diğer dev firmanın yaptığı ürüne denk gelebiliyor. Dolayısıyla deneysel altyapılara ihtiyacımız var. Çünkü ben uçağı yaptım, helikopteri yaptım. Simülasyondan da en iyi şekilde geçtik. Demenin bir anlamı yok. Çünkü hem can taşıyorsun hem de ülkenin onurunu havada çıkarıyorsun. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu deneysel doğrulaman lazım. Şimdi deneysel doğrulamada ilk büyük tesisimiz Gökbey'in. Bugün göstereceğiz size onu. Gökbey'in deneysel doğrulama, mekanik doğrulama laboratuvarıdır. Türkiye'deki en büyük laboratuvardır aslında o. Orada Gökbey mekanik olarak her türlü yüklere maruz bırakıldı. Tam ölçekli yorulma test düzeni var. Bugün size oraya götüreceğiz. Bir öbürleri kurulmadan önce o bizim kralımızdı, kraliçemizdi. Ama şimdi yerine Hürjetinki geçti. Dolayısıyla sertifikasyon dönük her türlü test imkanını da kazanmış olduk bu süre içinde. Şu anda da Gökbey'inkini de göstereceğiz size. Gökbey'inki biraz daha teferruatlı. Şu anda inşaat devam ediyor. Mart gibi bitecek diyorlar bize. İnşallah biter. Milli Muharib'in tam ölçekli test düzeneklerini de göstereceğiz size. Şimdi Milli Muharib olunca tabii resim bayağı değişiyor. Bir Milli Muharib uçağını mukavemetli, kırılmayan, canavar gibi uçan güzel bir uçak yapmak yetmez. O birinci sayfa o. Bunun her türlü elektromanyetik savaşa karşı güçlü olduğunu, kendi çıkardığı sinyalleri başkalarının dinleyip dinleyemediğini, üzerine gelen elektromanyetik dalgalar, radar dalgalarını yutup yutmadığında test etmemiz gerekiyor. Şimdi bu tesisler ortaya çıkıyor. Yani sofistikasyon olarak bu tesisler ortaya çıkıyor. Rüzgar tüneli ne kadar hesaplamalı mekanikte 50 bin çekirdekli bilgisayar etraftaki akımları çok çabuk simüle etse bile, çok da bu yazılımlar gelişmiş olsa bile sonunda yine deney yapıp bakmanız gerekiyor. Yani bu işin inceliği bu. Rüzgar tünelimiz de bitmek üzere. Şunu özetleyeceğim. Şu anda şirketimiz aslında insan kaynağıyla, fiziksel altyapısıyla, bilgisiyle bir savaş uçağı yapacak durumda. Milli Muharip böyle ortaya çıktı. Şimdi ben tabii ilk günlerimi hatırlıyorum. Savaş uçağı tecrübeli mühendisimiz pek yoktu. Çünkü biz daha önce savaş uçağı yapmadık. Yaptığımız en önemli uçaklar Hürkuş. O da turboprop bir uçaktır. Bir jet uçağına göre birkaç kat daha kolaydır. Dolayısıyla elemanımız yoktu. Tecrübe edecek yerimiz olmayınca olmuyor. İşte bunu dünyadan toplamak çok zor oldu. Yani belirli sayıda kritik kişileri getirmeniz gerekiyor. Yapmadan kitap üzerinden olmuyor bu işler. Fiil olarak yapıp, o analiz öyle çıkmıştı ama o sonuçta tam öyle değil de böyle olması gerekiyor diyecek insana ihtiyaç var. Bunlar böyle parmakla sayılıyordu. Dünyadan bulup getirdik bunları. Allah nasip etti. Şimdi bizim çocuklar da öğrendi. Buradaki mühendisler de. Yani 4 yıllık, 5 yıllık tecrübeli mühendisler de kalem oynatabiliyorlar. Milli Muharib'in eskale etmesinin sebebi budur. Yani ilk başında kaynaklarımız kıttı. Her gün artıyor. Bugün Milli Muharib mühendisleriyle de sizi görüştürürüz. Her zaman artıyor ve bu artarak devam edecek. Dolayısıyla TUSAŞ'ın yıldan yıla eskal ederek gitmek istediği ilk 10 havacılık savunma şirketine hızlanarak yaklaşıyor. Yani Hürjet'ten bahsediyorduk. Şimdi Hürjet tasarlanırken kendisini dünyada en iyi satan bir konumda planladı. Leonardo'nun uçağı vardır bilirsiniz. Rusların Yak uçağı vardır bilirsiniz. İşte İngilizlerin vardır, değil mi? Böyle birçok uçak vardır. Jet eğitim uçağı olarak. Boeing'in son yaptığı bir uçak var. Bu da Amerikan Hava Kuvvetli ihalesine kazandığı projesi. Bir de T-50 dediğimiz Korelilerin yaptığı bir uçak var. Lockheed Martin desteklediği yanılmıyorsam.
uçak var. Bunlar tek motorlu. Bildiğim kadarıyla başka tek motorlu yok. Ve F-404 motoru kullanıyorlar. Bizim uçağımız da bu klasta. Yani Boeing'in Güney Kore'nin, Korean Aerospace'in ve TUSAŞ'ın aynı sınıftalar. Zaten ihaleye beraber giriyoruz. Bir de benzer uçak Hindistan'da var ama ben ne kadar iyi olduğu konusunu o kadar bilmiyorum. Şimdi bu uçağı biz tasarlarken konsept olarak tepede oynasın diye tasarladık. Yani böyle alçak gönüllü bir yaklaşımla iş yapmıyoruz. Yani bir ürün yapacaksak piyasada ilk 10 firmanın ürünleri arasında olmamız gerekiyor. Aynı şekilde Atak 2 helikopterimiz yeni bir ürün. Onu da bugün montajını gösteririz. O da dünyada kendi yerinde ilk tepelerde olacak şekilde tasarlanıyor. Gökbey kendi klasında 12 kişilik bir helikopter. Biz öyle sanıyoruz ki dünyadaki rakiplerinden daha yüksek performans gösterecek. Şu anda jandarmaya 3 tane teslim etmek üzereyiz. Dolayısıyla Milli Muharip de Allah'ın izniyle 5'in nesil olarak işte şu anda bir Çin'de, Rusya'da, Amerika'da olan uçaklar bunlar. Şu anda Türkiye'de de gelecek inşallah. İngilizler yapmaya çalışıyor biliyorsunuz onun projeleri var. Alman-Fransız ortaklığının bir projesi var biliyorsunuz. 6'ın nesil olur, 5'in nesil onu da konuşabiliriz, nesil farkında konuşabiliriz. Korelilerinki biraz daha farklı bu klasta olmadığını söylüyorlar. Japonlar şu anda bir sistemde görüşüyorlar. Ama biz öndeyiz. Onu bilelim. Şimdi dolayısıyla aslında TUSAŞ olarak uçak konusunda böyle hedefliyoruz. Mesela sol tarafta başka bir helikopter görüyorsunuz. 10 tonluk gene maksat helikopteri. O da Allah'ın izniyle Gökbey'den bir üst sınıf olarak Gökbey 6 ton. O da kendi yerini alacak. Tabii biz yalnızca bir uçak, uydu veya İHA yapmıyoruz. Aynı zamanda gözetleme ve haberleşme uydusu yapıyoruz. Şimdi haberleşme uydusuna şöyle bir yol aldık, onu da size anlatalım. Şimdi normalde klasik haberleşme uyduları 4 ton, 5 ton olurlar. Bunların içinde hidrazin denilen bir kimyasal var. O da aşağı yukarı 4 tonluk uyduda 2 tona yakın bir yakıt demek oluyor. Hidrazin yakıtını kullanarak uydu 15 yıllık ömrü boyunca kendini yörüngede tutar. Yani roketleri var, o roketlerde o yakıtı kullanır. Çünkü bu olduğu gibi yerinde durmaz, yerinden biraz çıkar, düzeltilmesi gerekiyor. Ve bir de ilk fırlatıldıktan sonra füze onu serbest bırakınca yörüngesine kendi kendine gider, yavaş yavaş gider. Yörüngeye oturur. Bilirsiniz haberleşme uyduları bulundukları pozisyonda Türkiye'nin üzerinde belli bir kilometre bant içinde kalmak zorundadır. Dışarı çıkamaz. Çünkü diğer uydunun yayınını bozar. Şimdi bu klasik. TürkSat 6A böyle. Ama TUSAŞ olarak biz dedik ki biz modern uydu yapmamız gerekiyor. Onun için bir Arjantin INVAP şirketiyle de anlaştık. Ortaklık kurduk. Adı Small Geo denilen elektrikli uydu. Bunda hidrazin o kadar çok koymuyorsunuz. Neden? Çünkü roketler daha çok elektrik gücüyle tahrik ediliyor. Onun için ona ion, ion roket deniliyor. Çok yüksek sıcaklık meydana getiriyor elektrik gücüyle. Elektrik de güneş pillerinden sağlanıyor. O zaman uydu 5 tondan 1,5 tona 2 tona iniyor. Bu modern bir yaklaşım. Yani şu anda Airbus için de yeni olan, Thales için de yeni olan bizim de girdiğimiz bir saha. Biz öyle 4 tonluk klasik yerde yeteneğimiz olsa bile o değil, daha modern yani geleceği olan bir kısımda kendimizi konumlandırdık. Ve şu anda Arjantin Arsat için, yani TürkSat olduğu gibi Arsat var. İçin bir ihale aldık, şu anda uydu yapıyoruz onlara. 2 yıl için inşallah bu modern uydu yörüngesinde yerini alacak. Bu şu demek istiyoruz, rekabete girdiğimiz zaman aynı TOG'da olduğu gibi, araba sektöründe olduğu gibi önden yürümek gerekiyor. Yani bizim tecrübemiz azdır. Bizim uydu grubumuz tabii ki Thales kadar büyük değil veya
Boeing Space kadar büyük değiliz veya Airbus Space kadar büyük değiliz. Ama ürün olarak tepeden girdik. Aynı şekilde Hürjet'in tepeden girmesi gibi. Dolayısıyla niyetimiz çok keskin. Gerçekten ilk 10 şirket olmak istiyoruz. Bunun gereğini de yapıyoruz Allah'ın izniyle. Bu insan demektir, mühendis demektir, altyapı demektir. Bir de sonra şuna kapatacağım. Milli Muharip olsun, diğer projeler de ondan çok kolay değiller. Ama tabii Milli Muharip açık ara kat kat daha zordur. Bu projelerin yapımındaki zorluk teknik değildir, yönetimseldir. Yani o kadar çok insanı, o kadar çok altyapıyı, facility'yi bir araya tutmanız gerekiyor. Yani ülkelere zor gelen büyük teknolojik projeleri yönetmektir. İnsanları bir araya getirmeniz gerekiyor, onları buluşturmanız, altyapıları kurmanız gerekiyor, çalıştırmanız gerekiyor. Tabii ki bunun tepesinde bu işi liderlik yapacak teknik sayıları az olsa bile, bir elin parmakları olsa bile o kadar insanınızın olması gerekiyor. Lider kadro olması gerekiyor. Allah'a şükür şu anda bizde var gözüküyor bu. Onun için yapamayacak bir şeyimiz yok. Motoru da konuşmak isterim. Motor çok zor görülen bir konu ama yapınca kolay olan bir konu. TEİ turbo şah motorunu yaptı. 1600 beygir. Tabii Milli Muharip motoruna karşılaştığım zaman arada sıfırlar var. Milli Muharip motoru 35 bin pound thrust olacak bir motor olacak. Şu anda taktığımız F110 motorları 30 binin biraz altında. Onun üstüne bir motor olacak. Ama bu yapılmayacak bir şey yok. Çünkü sıcaklık 1400 derece, 1500 dereceye kadar çıkıyor türbin tarafında. Yani yanma odasından gazlar o sıcaklıkta dışarı çıkıyorlar. Çok sıcak yapma sebebimiz şundan kaynaklanıyor. Eğer siz bir gazın sıcaklığını çok yukarı çıkarırsanız daha fazla size mekanik enerji verir. Ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar küçük ve etkili motor yapmış olursunuz. Sebebi bu zaten. Onun için yukarı yukarı çıkarıyoruz. Çıkmada problem yok, sıcaklık elde etmede. Ama palleri soğutmada problem var. Çünkü o sıcak hava türbinin birinci pallerine, parmak kadar paller, parmak büyüklüğünde kanatçıklar onlara çarpıyor. Normalde yani süper alaşım bu ama çelik, yani sonuçta süper alaşım da olsa çelik. O sıcakta eriyor zaten. Yani bırakın kendini tutabilmesi, o kuvvetlere dayanması, bir de dönüyor tabii, yani büyük bir hızla dönüyor. Eriyor zaten. Şimdi siz onu eritmeden tutmanız lazım oraya. Onun için tek kristal yapmanız lazım. Türkiye tek kristal yapabiliyor. Yani normalde metal malzemeler çoklu kristaldir. Yani şeker küplerinin üst üste binmesi gibidir. Bilirsiniz onu. Araya bir su dökerseniz şeker küplerinde birbirine yapışırlar. Biraz dokunursanız ayrılırlar. Aynısı metalde de öyle oluyor. Ama tek kristal yaparsanız onu, Erzurumlular bilmiyorum var mı, bile kıtlama yaparken ondan şekerleri sert olur. O işte tek kristal o. Tek kristal büyütmek bir sanattır. TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü bunu yapabiliyor. Türkiye'de birkaç şirket bunu yapabiliyor. Yani bu yani 1960'lardan beri bilinen bir konu aslında dünyada. Sanat var bir şey. Yani katılaşırken malzeme, süper alaşım. Süper alaşım da belirli bir alaşım yani sonuçta. Onda da bir zorluk yok. Her türlü alaşımı Türkiye yapabilir. Potada eriteceksiniz onu. Onu kristalleştirirken kontrol yaparsanız aynı Erzurumlu kardeşlerin kullandığı gibi sert şekere döner. Tek kristal. Türkiye bunu yapabiliyor. Şimdi tabii tek kristal yapmakla iş bitmiyor. Ne kadar tek kristal olsa, tek kristal yapma sebebi mukavemetli daha yüksek olsun diye. Tek kristal olsa bile sıcak hava gelince eritir onu. Onun için onun üzerine kanallar açmanız lazım. Kompresörünü aldığınız işte 400-500 derece soğuk hava, o soğuk oluyor 400-500 derece. Siz o kanallardan geçirip metali soğutmanız lazım. Ondan sonra yüzeyine de çok sıcaklık geldiği için metale zarar verir. Üzerine bir de seramik kaplamanız gerekiyor. Tamam, bunları da yapabiliyoruz yani. Türkiye bunu yapıyor. Tabii bu da bu bir 20-30 bin devirle döndüğü için o seramikten, o metalden fırlamaması gerekiyor. Bunu da yapıyoruz.
İşte oldu size jet motoru. Arkadaşlar hiçbir şey zor değildir. Buna bu kaneviçe gibi işlemeniz gerekiyor. Tekil tekil bilgilere ulaşmak zor değil dünyada. Tekil tekil bilgilere, yani bir süper alaşım üzerinde bir seramiğin ne kadar iyi yapıştırabileceği, yani bonding olarak, bunu bilen bilim adamları bizde de var, her yerde var. Ama bunu bir kümelendirmek, büyük bir proje üretmek, zorluk orada çıkıyor. Yani Türkiye Allah aşkına bunu yapıyor. Yani Milli Marif bunu gösterdi bunu. Yani biz büyük proje yönetebiliyoruz. Sayılar önemli. Bugün göreceksiniz. Milli Marif'te aşağı yukarı 1300 mühendis yalnızca projeye çalışıyorlar. Yani bizim en büyük asetimiz bu uçaklar değiller. Bunu yapanlar. Tabii şeyin farkındasınız, yani dükkan her geçen gün biraz daha iyileşiyor burada. Neden? Projeler iyileştiriyor bizi. Yaptıkça daha çok öğreniyoruz. Ve inşallah önümüzdeki 5 yıl sonunda Milli Marif tamamlanınca, ki tamamlanır o zamana kadar, diğer projeler tamamlanır, seriye dökülür. Şimdi bizim 2 yüzümüz var. Bir, proje yapmak, yani ürünü geliştirmek. Bu işin bir zor tarafı. Bir de bunu seriye döküp satmak. Tabii bir şirket olarak önemli olan ikinci kısmı. Birinci kısmı para yer, ikincisi para getirir. Onun için şimdi Gökbey'i acil acil seriye döküyoruz. Allah'ın izniyle Hürjet'te 2025'te seriye dökülecek. İlk teslimat da 2025'te olacak. Atak 2 2025'te teslim edilecek Allah'ın izniyle. Dediğim gibi bir tane prototip yapıp işe yaradığını göstermek bir heyecan. Ama teslim etmek ikinci büyük heyecan. Aslında şirketimiz bir yere kadar geldi. Her şeyi yapmış değiliz. Ama Milli Marif'in bu toparlanmasında gördüğümüz tespitleri söyleyelim. 2000 yani yıllardan beri oluşan bilgi burada. Know-how burada oluşan bilgi. F-16 ile asıl başlayan bilgi kendini burada gösterdi. Şimdi motor takarken akşam buradaydım mesela. İlk motorları taktılar, takıyor, çıkarıyorlar, böyle bol bol yapıyorlar bunu. Arkadaşlar birkaç saat içinde motoru taktılar. Yeni uçağa motoru install ettiler. Ama bunu takan arkadaşlar belki de 100. motor takıyorlar. Bizim asetimiz bu. Yani sürpriz gibi hızlı gitmesi, Hürjet de sürpriz gibi hızlı gidiyor. Gitme sebebi arkadaşların geçmiş tecrübesi. Yani bizim sermayemiz, tecrübemiz ve insanımız. Böyle bir özet yapmak istedim. İsterseniz soru cevaba geçelim. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın tek tek tanışamadık böyle. Biraz da vakitler konusunda böyle birbirini tanıyoruz ama birçok arkadaşla tanışırız. Evet. Evet buyurun. Evet, Temel Hocam, F-16'ların üretim sürecine değindiniz başta. Tabii ilk F-16'lar şu anda 30'lu yaşlarında ve siz onları yapısal modernizasyondan geçiriyorsunuz. Ancak bir de aviyonik taraf var. Orada Özgür projesindeki son durum nedir? Biz blok 70 muadili bir çözümü milli imkanlarla geliştirecek miyiz? Şimdi tabii o konular bunun çok dışında olduğu için şunu söyleyeyim. 300'den fazla F-16 yaptık burada. Mısır Hava Kuvvetleri içinde yaptık. Dolayısıyla biz tabi uçağı her şekilde tanıyoruz. İmal ettik parçalarını. Yani bizimki basit bir montaj diyorum ama şöyle söyleyeyim. Tasarım değilse size işte aviyonikler gelir. LRU diyoruz. Line fit equipmentlar gelir. Gerisini siz yaparsınız. Buna montaj dediğimiz bu. Dolayısıyla biz uçağa hakimiz. Blok 30'ların yapısal güçlendirmesini Lockheed Martin desteğiyle gerçekleştirdik. Ama bunun üzerine iyileştirme de yapabiliriz. Yani şu anda soruyu böyle geçeyim isterseniz onu. Ama dediğim gibi biz tabii bu ara Aerostructure uçak yapısalında da $500 milyon ihracat yapıyoruz. Airbus'a, Boeing'e çalışıyoruz. Aslında bütün Türk şirketleri ve dünya şirketleriyle çalışması gerekiyor. Yani bizim öğrendiğimiz şu, için küçüğü büyüğü yoktur. Yani Milli Muharebe TUSAŞ teslim ettiği zaman büyük ihtimalle fiyakası iyi olan bir şirket olacak burası. Ama o anda da ben Airbus Boeing'e yine supplier olmak isterim. Aynı şekilde onun altında çalışmak isterim. Evet. Pazartesi günü yaptığınız açıklamada 2 yıl öne çekildiğini söylediğiniz Milli Muharebin
Bu 2 yıl öne çekmek mühendislik olarak ne anlama geliyor ve uçağın ne kadar kapasiteyle yıl sonunda ilk uçtuğu zaman Milli Muharebi görebileceğiz? Şimdi şöyle, biz tabii ilk prototipimizi yaptık. Yani uçak prototipi yaptık. İmalatta da gördük, bütün süreçte de gördük. İşte düşündüğümüzden hızlı gidiyor. Bu da dediğim gibi geçmiş tecrübemizden geliyor. Uçağımızın şu anda uçuş bilgisayar olsun, aviyonik sistemler olsun, yakıt sistemler olsun, bütün sistemler üzerinde. Zaten önümüzdeki günlerde motor çalıştır, bunu göstereceğiz. Oradan bir değerlendirme yapınca biz yıl sonunda bir an önce bunu uçurmak modundayız. Bir an önce uçma konusu şundan geliyor, uçak havaya kalktığı zaman bize çok şey söylüyor ve teslimatımızı öne çekiyor. Amacımız dediğimiz gibi yıl sonunda Allah'ın izniyle emniyetli bir şekilde uçuş yapacağız. Peki bu ilk uçuşun 2 yıl öne çekilmesi teslimat sürecini sizce hangi yıla getirir? O konuda yorum yapmak istemem ama bir uçak mühendisi bir kişi bir uçak yaptığı zaman havada görmek ister, onu yerde görmek istemez. O yeteneğimiz var ve kadromuza çok hızlı güçlenerek devam ediyoruz. Temel Bey, 300'den fazla F-16 yaptık dediniz de. Şimdi bu Türkiye yaklaşık 2 yıldır Amerika'dan F-16 alma ve mevcutları modernize etme için bir çalışma içinde. İşte 40 civarı yeni üretim, 79 adet de mevcutları modernizasyon. Bu süreçte TUSAŞ bir rol üstlenecek mi? Bu uçakların nihai montajı ya da Türkiye'de modernizasyonu gibi bir talebeniz olacak mı? Bunun için bir sürü projeniz var. Mühendis sayınızı artırsanız bile elinizdeki iş yükü, bir de F-16'nın Türkiye'de üretimi ve modernizasyonu için yeterli olacak mı? Bir, iki tane TUSAŞ var. Bir TUSAŞ özgün ürün geliştiriyor. Çok farklı bir dünya tabii ki bu. Yani bilgisayarlar, CFD yazılımları, kontrol yazılımları, hayatın böyle geçtiği bir yer, bunların test edildiği bir TUSAŞ var. Yani şu anda mühendislerimizin çoğu burada. Bu yapılanları da bir de imal etmek gerekiyor. Parçaların imal edilmesi, montajın gerçekten SM'le yapılması, test edilmesi. Bunun için daha önce bir genel müdür yardımcılığı kurmuştuk. Onu sonra ana üretim genel müdür yardımcılığı birleştirdik. Daha doğrusu bunda bir ekibi var. Geriye kalan imalat yeteneğimiz F-16'da da kullandığımız zamanki parça üretimi, SM'le o kadromuz hala var. Biz buna talip olduğumuzu söyledik aslında. Şimdi tabii TUSAŞ ilk ona girmek isteyince birçok şeyi yapması gerekiyor. Her şey yapmak istediğimiz anlamına gelmesin bu. Ama bizim klasımızda birçok şeyi yapmak isteriz. Dolayısıyla böyle bir F-16 opsiyonu varsa biz SM'li yapabileceğimiz Lockheed Martin'e söyledik zaten. Oradan ekipler de gelip bizi ne durumda olduğumuzu gördüler. Hatta F-16'lara onlara COJI diyoruz. Bilmiyorum ne kadar biliyorsun ama gösteririz. Uçak yapmak demek, parça parça uçağı imal etmek demek. Ondan da sonra bunları birbirine bağlayıcılarla, perçin çok az kullanırız, perçin de var, diğer bağlayıcılar da var. Bağlayıcılarla o şekli meydana getirmek, bunu koji diyoruz, bunu bir yere bağlayarak yapıyorsunuz. F-16'nın bütün seti bizde var zaten, onu Lockheed Martin'e de gösterdik. Yani biz, yani izin verirlerse biz yapabiliriz, yapmak da isteriz. Bize işin fazlalığı diye bir şey olmaz çünkü yılda aşağı yukarı 1000 mühendis almaya devam ediyoruz. Geçen yıl 1500 aldık değil mi? 1500 mühendis aldık. Bu yılda 1200 mühendis alıyoruz. Bir o kadar teknisyen alıyoruz. Şimdi 13.000'i geçtik. Sene sonu inşallah yani 16.000 gibi bir kadro olacak burada. Yani 5.000'den 16.000'e geliyoruz. Dolayısıyla hem insan alıyoruz, hem yetiştiriyoruz, hem de çok iş yapmak istiyoruz. Ama her işi değil. Bizim bize uyan işleri uçak yapısı, Aerostructure, Boeing'e, Lockheed'e, herkese hizmet, Sikorsky'ye hizmet veririz, vermeye devam ederiz, ediyoruz, vereceğiz de. Mesela Airbus'un ve Boeing'in şu anda üretim rate'lerini, aylık üretimlerini artırıyoruz mesela. Ama öbür taraftan da Milli Muharebi gibi bu işin tepesinde olan, dünyanın tepesinde olan bir uçağın da peşindeyiz. Evet. Tabii buyurun. Temel Bey, konu savunma sanayi olunca biraz sorular da genelde teknik mühendislik ağırlıklı gidiyor. Fakat siz de az önce söylediğiniz gibi mühendislik bu işin yarısı, diğer yarısı da bu işi satmak aslında. Siz özgün projeler artık ihraç edilebilir duruma geliyor, gelecek. Peki TUSAŞ olarak bu ürünlerin
iş geliştirme kısmında, ihracat kısmında bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu ürünlerin tanıtılması ya da diğer ülkelere satışıyla alakalı planınız, programınız nasıl? Şimdi tabii bizim müşterimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, bu tip şeyler tabii normal sokaktaki vatandaş değil. Pazarlamayı da bunun üzerine yapıyoruz. İşte ben 6 yıldır buradayım. Vallahi gelmeyen Hava Kuvvetleri Komutanı kaldı mı bilmiyorum. Krallar da bizi ziyaret ediyor, Cumhurbaşkanlar da diyor. Tanıtımı biz nokta atış yapıyoruz. Şu anda satışımız da çok iyi. Tabii teslim ettiklerimizi paylaşıyoruz. İmza altına aldıklarımızı hemen paylaşamıyoruz. Ama şu anda ihracat çok iyi gidiyor. Benim bir de savunma sanayi ihracatı başkanı şapkam var. 4.4 ile bitirdik geçen sene. Büyüme aşağı yukarı %40'a yakın. Bir öncesi de %38'e yakındı. Yani Türkiye'deki ihracat inşallah 10 milyar dolarları çok yakında görür. İyi gidiyor. Yani dünyanın savunma ihtiyacı var. Tabii Ukrayna Rusya olayı biraz soğuk duş yaptı herkese. En klasiği de büyük ihtimalle Almanya'dır yani. Pek yatırım yapmazken değil mi? Rakamlar böyle uçuyor gidiyor artık. Ben ihracatta bir sorun yaşamıyoruz. Türkiye yaşamayacak. Onun için dedim ya şirketimiz iki parça. Biri seri üretim yapan, ihracata dönük olan kısmımız. Öbürü de özgün ürün. Bunların birbirini örtmesini istemiyoruz. Yani milli muharebe yaptık ne güzel mühendisler diye oraya yönelmiyoruz aslında. Ne zaman teslim edersek o kadar iyi olacak diyoruz. Sorunuzun cevabı aslında şu anda şeyde tanıtımda iyiyiz. Bir de yurt dışında ofislerimiz var. Ofislerin iki amacı oluyor. Bir tanıtım amacı oluyor. Lokalde olmak, lokal insanlar alıyoruz. Bir de mühendis kaynağını kullanıyoruz. Malezya ve Pakistan'da bayağı mühendis kaynağı kullanıyoruz. Bilirsiniz mesela Amerika büyük ülkeler kendilerine çok kolay insan çekebiliyorlar. Yani Almanya denemiş çekememişti bir ara da çekebiliyorlar. Biz aslında ayaklarına gidiyoruz. Yani o insanları buraya getirmektense ülkelerinde mühendislik ofisi açıp mesela Hürjet'in flight control uçuş bilgisayarı Malezya'da yapılıyor şu anda. Malezya'da da bir ihaledeyiz. 18 tane hafif jet eğitim uçağı almak istiyorlar. Biz o ihaleye de vallahi kampanyaya devam ediyoruz. Bilgisayarını da orada yapıyoruz şu anda. Ümit Bayraktar, MSA Dersi Genel Yönetmeni. Hocam başlarken ilk 10'a gittiğini söylediniz. Bu ilk 10 hedefinizi birazcık daha açar mısınız? Burada ilk 10'a yürürken bir taraftan da Türkiye'de yerli sanayinin gelişimine yönelik çalışmalarınız var. Hava araçlarının iklimlendirmesinden tutun, işte kanopilerin yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmaları da birazcık detaylandırabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi bizim ilk konumuz şöyle, şirketimizin 10 milyar dolar ciroya gitmesi gerekiyor. Şu anda 2 milyarlar gibi rakamdayız. Ama ihracatla bu çok hızlı, merhaba, çok hızlı artacağı kanaati var bizde. Bir ölçümüz o. 10 bin tecrübeli mühendise çıkmamız gerekiyor ilk ona girebilmek için. Yani 10 bin sayısına yakın gidiyoruz ama tabii bunların tecrübelenmeleri gerekiyor. Bu özgün ürünlerimizin de piyasada olması gerekiyor. Bunu 2028 itibariyle yaparız diye düşünüyoruz. Yani bizim bir 10 yıllık master planımız vardı. O 10 milyar dolar ciro, 10 bin mühendis, 11 teknisyen, tecrübeli ama. Ondan sonra bu özgün ürünlerin de milli muharip başta olmak üzere artık piyasaya çıkabilmesi bizi ilk ona getirir. Şimdi tabii biz platform yapıcısıyız diyoruz. Platform yapıyoruz. Yani konsept ortaya koyuyoruz. Yani müşteri talepte bulunuyor. Ürün tanımlıyor. Biz konseptini yapıyoruz. Ondan sonra detay tasarımına giriyoruz. Geometri, yapılar, bağlantılar, elektrik sistemleri ortaya çıkıyor. Ondan sonra da imal ediyoruz onu. Ama tabii bir uçak, bir helikopter, bir İHA yani SİHA içinde sistemlerden de meydana geliyor. Uçuş kontrol bilgisayarı gerekiyor. Pilotla uçağı konuşturan sistemi aviyonik diyoruz. Aviyonik sisteme ihtiyaç var. Ondan sonra elektrik sistemine ihtiyaç var. Elektrik vermeniz gerekiyor. Değişik yerlere 12 volt, 24 volt elektrik vermeniz lazım değişik güçlerde. Büyük jeneratörler var bunda. Silahları enerjilendirmeniz gerekiyor.
Ondan sonra bunun iniş takımları önemli bir şey. Yani yere çarparak vurduğu için bu cihazlar, uçaklar, helikopterler, o önemli. İniş takımı önemli bir kalem. Aktüatörler var bunların üzerinde. Bu instabil uçak, jet uçakları instabildir. Ne demek? Bıraktığınız zaman düşer demek. Aktif kontrol yapmanız gerekir. Yol uçakları stabil uçaklardır. Bıraktığı zaman pilot normal düz gider. Tabii savaşçı olduğu için, manevra yapması için instabil olması gerekiyor. Onun için de aktif kontrol aktüatörlerin olması gerekiyor. Hidrolik aktüatörler ve çok tık 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 kumanda etmesi gerekiyor. Aktüatörler önemli bir savaş uçağı için. Kanopisi var bunun üzerinde. Kanopi önemli. Yani bir saydam bu nihayet. Yani bir polimerden yapılıyor. Cam değil bu. Işığı kontrolü geçirecek, radyo dalgasını yansıtmayacak, pilotun görüntüsünü bozmayacak, yani optik olarak doğru olacak. Kuş çarparsa, ki yani bayağı çarpıyor yani, kırılmayacak, esneyecek, kendini koruyacak. İnceliği var. Şimdi bu sistemde hidrolik pompalar, bizde yani basınçlar böyle 2000 barlara çıkıyor. Küçük basınçlar yok. Çünkü aktüatörler küçük olduğu için çok yüksek basınçta büyük kuvvetler meydana getirmeniz gerekiyor. Hidrolik pompalar kritik, yakıt pompaları kritik. Bunlar hepsi alt sistem oluyor. Bunlar Türkiye'de yapılıyor. Şimdi Hürkuş'u hatırlıyorum. Hürkuş'un kanopisini yurt dışına yaptırdık. Contası da İsviçre'den geliyordu. Conta var bunun etrafında. 15 uçak yapıyorduk. 8'inde ambargo koydular bize. Şimdi Milli Muharebe'nin kanopisini Volo firması yapıyor. İniş takımı çok önemli. Hürkuş'ta da sorun yaşadık gene. İtalyan firma yapıyordu. İniş takımın Türk firması yapıyor Milli Muharebe'de. Taç yapıyor. Bizim ortak olduğumuz, Altınay ile ortak olduğumuz firma yapıyor. Aktüatörler motor kadar önemlidir. Bir savaş uçağının aktüatörleri motoru kadar önemlidir. Bir de inherittir, yani onu uçağa ona göre yaparsınız. Aktüatör değiştirince uçak değişir yani. Böyle motor gibi bir şey o. Onu da Taç firması yapıyor şu anda. Milli Muharebe'nin bütün bilgisayar, Milli Muharebe tek kontrol, uçuş kontrol bilgisayarında meydana gelmiyor. Bir dizi IPU diyoruz ona, Integrated Process Unit. Bunu Bilgem yapıyor şu anda. Yaptı, verdi bize yani. Yani uçağa koyduk şu anda. Hidrolik ve yakıt sisteminde yalnızca valfleri, pompaları yurt dışına alıyoruz. Bütün sistemi TUSAŞ geliştirdi. Güç dağıtım sistemini Türk firmalar yapıyor. Power Distribution'ı Türk firmalar yapıyor. Ondan sonra bataryasını Eskişehir'de İşbir yapıyor. Yani Milli Muharip'te bir aktif side stick var. Gidip görebilirsiniz onu. Bir o İspanya'dan geliyor. Flotma koltuğu İngiltere'den Martin Baker'dan geliyor. Bir de motor G'den geliyor. Yani sonuçta yerlilik olanı çok arttı. Zaten bir endüstriden bahsediyorsak TUSAŞ tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Biz tek başımıza da Milli Muharip yapmıyoruz zaten. Vakıf şirketleri başta Aselsan tümüyle işin içinde, Havelsan tümüyle, Roketsan tümüyle, SAGE vakıf şirketi değil ama TÜBİTAK'ın bir şirketi. Tümüyle içinde, özel sektör içinde bir ekosistem bu. Burada yalnız da dediğim gibi biz ana yükleniciyiz ve Türkiye bu sistemde ekosistemini kurdu. Yani mesela kanopi çok büyük dertti bizim için. Ama Volo yaptı yani. Evet. İlk teslimatı yaptığınız T-70'te 109 adetlik bir helikopter üretimi gerçekleştirilecek ama 38'de ilk partisi bunun bitiyor. Sonrasında da bir Amerika ile galiba görüşmeler var. Devam edecek mi proje bir anlamda? 10 tonluk özgün helikopter geliyor. Bununla ilgili son bilgiyi alabilir miyiz? Şimdi T-70 dediğimiz Sikorsky'nin lisansıyla yaptığımız helikopter 38'den sonra tekrar lisans uzatma için bir işlem gerekiyor şu anda. Sikorsky bununla ilgili çalışıyor. İnşallah sonuç alır. Biz almasını istiyoruz. Çünkü yani 109 alınmazsa durabilir mi proje? Yok, şu anda zaten yani 38'de bitti. Lisansı alırsa devam edecek zaten. İnşallah alır. Alacağına inanıyoruz biz onun. Ama şöyle düşünün. Şimdi biraz onu size aktarayım. Yani çabuk çabuk yapıyoruz ya. Mesela Hürkuş'ta öğrendiklerimiz
Hürjet'te çok işimize yaradı. Yani Hürjet'te öğrendiklerimiz milli muharip işimize yaradı. Aynı şekilde Gökbey'de, Gökbey'in flight control kompütürü Aselsan'dan geliyor. Aviyonikler Aselsan'dan geliyor Gökbey'in. Motor inşallah teslim etmek üzere bize şu anda. Ondan sonra bütün powertrain dediğimiz transmisyon olsun, bütün sistemleri zaten TUSAŞ olarak biz tasarlayıp yaptık, imal ettik, test ediyoruz, yapabiliyoruz. Bunun dışında başka camlar, kanopiler, zaten onlar Türk firmaları yapıyorlar. Şimdi elimizde böyle bir aset olunca, bir de Atak 2'nin powertrain dediğimiz yeni bir transmisyonu var tabii. Yani biri 2500 beygir, biri 1600 beygir motor olarak. Çarpı 2, 5000 beygir, 3200 beygir. Normalde 6000 beygir olacak Atak 2. Onun power train'i yapıyoruz zaten. Oradan power train'i alın. Gökbey'den flight control sistemini alın. Aviyonikleri alın. Gidip başka bir gövdenin içine koyarsanız yeni gene maksat helikopter oluyor. Ki T-70'ten daha iyi bir helikopter Allah'ın izniyle. Yani üst üste ekleyince tadı çıkıyor bu işin. İlk yapınca zor oluyor. Merak ettiğim bir şey var Temel Bey. Bu helikopterlerdeki PAL üretimi bize mi ait? PAL üretimi zorlardan bir tanesidir. Evet. T-129'un PAL'lerini biz yapıyoruz. Bu proje kapsamında. Biz bu palleri normalde otoklavda kompozittir bilirsiniz belki. Alüminyum paller de var, titanyum pal var ama bizimkiler kompozittir, modeller kompozittir. Biz bunları otoklavda pişiriyorduk. Sağ olsun bizim üretim genel müdahalecılığı aşağı yukarı 4000 teknisyeni var, 5000 kişilik bir kadro tümüyle. Yeni bir hot press, sıcak pres aldılar. Preste şakır şakır yapıyorlar şu anda. Otoklava beklemeye de gerek yok. Çarpılmıyordu orada. Bilmiyorum, bugün belki de gösterirler. Yani şu anda biz PAL üretiminde iyi bir yerdeyiz. Gökbey'in PAL'lerini de biz yaptık. Atak 2'nin PAL'lerini de yaptık zaten şu anda. PAL'de bir oyuncuyuz. Yani tasarlayacak mühendisimiz var. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum, garip gelmiyor değil mi? Bunların lider kadrosu zaten Sikorsky'nin elemanı nerede yetiştiyse bunlar da orada yetiştiler. Yani Airbus helikopterin elemanı nerede yetiştiyse bizim lider kadromuz da orada yetişti. Yani bilgi dünyada şu anda gidip öğrenilebiliyor. Dolayısıyla biz PAL'de bir oyuncuyuz. Buyurun. Hocam Mahmut Bölükbaş. Sonuçta ben Milli Muharip Uçağı'na geri dönmek istiyorum. Milli Muharip Uçağı sonuçta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın teknik isterleriyle teknik kabiliyetlerimizin optimizasyonu sonucunda çıkardık tasarımı. Sizler de uçak mühendisi olduğunuz için bu işin yönetim koordinasyon safhasının teknik kısımdan daha zorlu olduğunu belirttiniz zaten. Bunun nihayetinde bir ömür devri yönetimi olmak zorunda. Milli Muharip Uçağı'nın ömür devri yönetimi nasıl planladınız? Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin envanter ve doktrinal ihtiyaçlarıyla MMU'nun ömür devri nasıl örtüşüyor üst üste? Şimdi tabii bir uçak tasarladığınız zaman yalnız uçağın kendisini değil, yani ömür boyu, ömür devri sisteminde kurmanız gerekiyor. Bakım menülerini çıkarmanız gerekiyor. Yedek parça listesi hepsini üretmeniz gerekiyor. Çünkü bir sistem veriyorsunuz. Yalnızca uçak vermiyorsunuz. Tabii uçak hava kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda uzmanları, bize bayağı bir hava kuvvetlerinin kadrosu var burada. Teknik kadrosu belki bilirsiniz. Tarafından şekilleniyor. Tabii o safhayı henüz konuşmuş değiliz. Ama bizim kendi lojistik başkanlığı dediğimiz aslında ömür devri bakımı yapan yurt dışına sattığımız mesela ankaların bakımlarını onlar yapıyorlar. Jandarmaya verdiğimiz ankaların bakımını yapıyoruz veya atak helikopterini yapıyoruz. Böyle bir mekanizmamız var. Ama Hava Kuvvetleri bununla ilgili daha sonra bir karar verir. Onu söyleyeyim. Onun için orada değiliz şu anda. Allah'ım bilmiyorum tam cevapladım mı soruyu ama. Bir
Biraz aslında zaman kısmını da merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde Airbus'ta bir toplantıya katılmıştım. Efkes'in mesela 2017 yılında tasarlanmaya başlayıp, yani sonuçta arkasında 10 yıllarca uçak üretim tecrübesi olan Airbus'un, daha doğrusu Almanya, Fransa ve İspanya'nın olduğu bir konsorsiyumda yaklaşık 23 yıllık bir geliştirme sürecinden sonra 2040 yılında seri üretime girecek bir uçaktan bahsediliyor orada. Ve 2040 yılından sonra da bütün mevcut Eurofighter'dır, Rafale'dir vesaire envanterlerindeki uçağı yerine alacak bir konseptten bahsediyor. Biz burada milli muharip uçağı sonuçta şu anda dışa bağımlı olduğumuz ve hakikaten de bu konuda ambargolarla ya da çeşitli süreçlerle zor durumda kaldığımız F-16'ların ya da işte yerine şu an geçici çözüm olarak üreteceğimiz bir takım platformların artık bu duruma düşürmesin diye aslında milli muharip uçağımızı dört gözle bekliyoruz. Milli muharip uçak kaç yıllarına kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olacak? Tamam. Aslında... Şimdi tabii ülkelerin ihtiyaçları kendine göre değişken olabiliyor. Ama bizim bu uçağı bir an önce 2028'de 2029'da teslimata başlamamız gerekiyor. Yani bizim kontratımız devletle böyle, hava kuvvetlerimiz talebi böyle. Biz bunu yapacağız. Ama Almanya'nın veya Fransa'nın vakti olabilir. Bence o karşılaştırmayı, ya işte Almanlar, Fransızlar, İngilizler böyle yapıyor, niye biz böyle hızlı yapıyoruz diye düşmememiz gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar çok farklı. Onu hiç ben göz önüne almıyorum. Yani onların kendi takvimlerini hiç göz önüne almıyorum. Kendi dinamikleri var. Biz tabii bir işi yapılabilene bakıyoruz. Ama birçok belgesel belki siz de izliyorsunuz. Biz de boş vaktimizde izliyoruz. Soğuk Savaş zamanında bu firmaların 24 saat içinde neler yaptıklarını, uyumada nasıl çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Hem Doğu bloğunda hem de Batı bloğunda neler neler yaptıklarını biliyoruz. Almanya'da bir yer gezmiştik geçenlerde. İkinci Dünya Savaşı sırasında uçak fabrikası altta kazmışlar. Yani binanın altını boşaltmışlar. Ve kapılarda çelik kapı. Yukarıda bombardıman olsa bile aşağıda mühendisler uçak tasarımı devam etsin diye. Yani sonuçta inşallah o günler geri gelmez de. Ama insanlar zor günler geçirmişler. Onun için hızla problemimiz yok. Teslimat takvimimiz belli. Orada da bir problem yok. Işte, milli muharip uçakta en çok dikkat ettiğimiz kısım şu oldu. Diş geometriyi doğru yakalamak, doğru kurmak. Bunun diş geometrisi aerodinamik yeteneklerini belirliyor. Eğer doğru bir diş geometri yapmazsanız aerodinamik olarak yetenekli bir uçak olmayacak. Manevra yeteneği olarak iyi bir uçak olmayacak. Şimdi bu kısım ilk çalışmalardır. Yani biz son yani 2017'den beri gece gündüz çalışıyoruz aslında. Yani belki o kadar sizlere mal etmedik gelişmeleri ama sabah akşam çalıştık. Yüzlerce deneyler yapıldı rüzgar tüneli. Yani bunların birer modeli yapılıp test edildi. Şimdi bir bunu kesin doğru çıkarmamız lazım. Bunun dönüşü yok çünkü bunun. Bir bu. İkincisi bu uçak görülmeyecek. Yani elektromanyetik dalgaları gelen kaynağına göndermeyecek. Radara geri göndermeyecek. Onun için yüzeylerin düzgün, keskin olması gerekiyor. Onun için görüyorsunuz onu. Yani görünmez uçakların özelliğidir bu. Şimdi bu iki durum birbiriyle çatışıyor. Bir uçağı ne kadar görünmez yaparsanız aerodinamik olarak o kadar yeteneklerini bozuyorsunuz. Çünkü güzel uçak demek böyle yüz yuvarlak, yani hürjette olduğu gibi keskin tarafı olmayan, her tarafı havanın etrafını yalayarak gittiği bir uçak, süpersonik olsa bile. Şimdi bu konuda 10 numara gayret gösterdik. Havalığına baktığınız zaman arkasını göremezsiniz, gerçek modeline göreceksiniz onu. Hava içeride dolaşarak gidiyor. Neden? Hava alığından, ön taraftan radyo dalgası girdiği zaman bir daha geri gelmesin. Çünkü o kaynağa geri döner. O radyo dalgası gönderen kaynağa geri döner o. Dönmemesi için etrafta kıvrım yaparak gider. Dolayısıyla kaybolur içeride. Onu da göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu uçağın geometrisini doğru bulduğumuzu sanıyoruz. Bunu test ettik, bilgisayarda denedik, simülasyonları yaptık, değişik versiyon yaptık, kanatların arasını açtık, kapattık, şunu yaptık. Yaptık sabah akşam çalıştık.
O 10 numara tuttuysa gerisi kolay. İnşallah tutmuştur. Uçunca hep beraber göreceğiz onu. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi dedim ya, sorudan gelen bir şirket olmanın avantajını kullanıyoruz. Ücrette kullandık onu. Yani tutup biz iki motorlu, klasik bir eğitim uçağı değil, tek motorlu, iki tane rakibi olan üçüncüyü ortaya çıkardık. Yoksa 10 taneden bir tanesi olacaktık. Şimdi bu sorudan gelmenin avantajı. Bugün tesisleri görürsünüz, başka bir avantaj var. Bunda yabancı hava kuvvetleri komutanlarının, özellikle batılı komutanlardan aktarıyorum. Biz bütün tesisleri kompak iç içe kurduk. Yani bir milli muharip mühendisi isterse, tabii yağmur yağmıyorsa, yürüyerek rüzgar tünelindeki testini gidip görebilir. Giderek mekanik testini görebilir. Giderek yıldırım testini görebilir. Giderek aerodinamik yansıma testini görebilir. Giderek imalattaki yerini görebilir. Iron boarding gibi. Böyle çok kompakt bir şey yaptık. Bunun için biz batılı böyle uzmanlardan, kuvvet komutanlarından teşekkür aldık. Çok güzel yapmışsınız diye. Kompakt oldu. Bir de şöyle, PLM denilen bir sistem var. Product Lifecycle Management denilen. Bu software bunlar. Siemens Dassow. Reklam olmuyordu inşallah. Yani daha büyük firma yok galiba bu konuda. İkisini de ürünü satın aldık aynı anda. Hem Siemens'in PLM sistemini hem de Dassow'un PLM sistemini aldık. Bu bir suite, yazılım suite'i. Uçtan uça uçak yapmanızı sağlıyor. İçinde bir sürü simülasyon yazılımları var. Yeni bir kavram getirdi. Yani biz Airbus Boeing'den çok şey değiliz yani öyle. Onlar da galiba bizden sonra mı aldılar aynı zamanda, emin değilim ondan. Mühendisler beraber çalışma kültürü getiriyor. Çünkü tasarımlar veri tabanına gidiyor. Kişinin izni olmadan öbür tarafta onu yaptığını görüyor. Böyle birbirine böyle kolaboratif bir yapı getiriyor. Bunlar hepsi yeni olmanın bereketleri. Bazen yeni olmak iyi oluyor. Evet. Hocam, bu iki sorum olacak. Bu paket yazılımlar güvenlik sorunu oluşturmuyor mu? Her yerde bulabiliyoruz demiştiniz bu yazılımları. İkincisi de, şimdi ben özellikle haber yazarken başlıkta çok zorlanıyorum. Belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, eskiden TAI işte, TAI diyorduk. O çok kolay demin, uluslararası bir tanınırlığı vardı. Ben 98'den beri gelip giderim buraya. O zaman da arkadaşlarla hep bunu tartışırdık. TAI mi olsun? Mesela TUSAŞ'ı da şimdi siz kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. TUSAŞ da demiyorsunuz. Haberlere bakıyorum, basın açıklamalarınıza. Hep Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Yeni bir kısaltma düşünüyor musunuz? Konu tam şöyle. 73 yılında kurulan TUSAŞ'tı. 84 yılında ilave bir şirket kuruldu. TAI diye. Turkish Aerospace Industry diye. Ve ortağı TUSAŞ'tı bunun. Öbür ortağı da General Dynamics'ti. 2005 yılında General Dynamics ayrıldı. Türkiye karar verdi. Bu ara tabii TAI ticari olarak ortadan kaldırıldı. Kimlik olarak yok artık. Ve TUSAŞ içeri çekti. Yani TUSAŞ tek şirket oldu. Yani hisseler, bütün asetler TUSAŞ'a geçti. Aslında resmi bizim şeyimiz TUSAŞ. İngilizcesine Turkish Aerospace diyoruz. Yani TA diye geçiyor. Ayı düşürdük çünkü industry tek başına kalmasın dedik onu. Yani logo şeyimiz böyle. Türkiye'de de TUSAŞ dememiz gerekiyor ve Türk Havacılık da diyoruz, onun açılımı oluyor. TUSAŞ, orijinali TUSAŞ bunun. Evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi bizim bütün tasarım ekibimiz kırmızı ağda çalışır. Bir kırmızı ağımız var network olarak, kırmızı ağ. Bütün bu yazılıma kırmızı ağda. Kırmızı ağ dışarı kapalı. Dışarıdan giriş yok onda. Dolayısıyla bir mühendis çalışacaksa evden çalışamaz bizde. Buraya gelmesi gerekiyor. Ve bütün bizim şu anda tasarım bilgilerimiz kırmızı ağda. Bu yazılımlar da kırmızı ağda. Tabii kırmızı ağ dışarıya, internete açık olmadığı zaman, dışarıdan girilmediği zaman zaten bir güvenlik problemi olmuyor. Dışarı bir şey gönderemiyor. Biz o konuda çok hassasız.
bütün çalışmalarımız Kırmızı Ağa'da ve mühendisler çalışmak için ne yazık ki buraya gelmesi gerekiyor. Yani o modu var. Muhtemel Anka 3'te de benzer bir sistem kullanıyorsunuz. Malum savaş var. Teslimatlarda bir problem yaşıyor musunuz? Akışıyla ilgili bir sorun var mı? Vallahi şimdi tabii Ukrayna'daki savaş herkesi etkiliyor ama şu anda işlerimiz yolunda gözüküyor. İleri için bir yorum yapmam doğru olmaz. Hattaki iki motorları geldi mi acaba? Gelmek üzere. İnşallah. Evet. Hocam geçtiğimiz günlerde mali açıdan en karlı projenin şu an için T-29 Atak olduğunu söylemiştiniz. Orada nasıl bir üretim hacmi var şu anda? Bir noktadan sonra sonuçlanacak ve üretim durdurulup Atak 2'ye geçilecek mi, yoksa iki platformda sürekli üretimde kalacak mı acaba? Tabii biz helikopterde yelpaze yapıyoruz. Gelen bir genelkurmay başkanı, önemli bir genelkurmay başkanı bizi ziyaret etmişti burada. İsimlere giremiyorum problem olmasın diye de. Biz tabii bir gösteri uçuşu yaptık burada. Dediği şuydu, ben her şeyi biliyordum ama sizin helikopterde böyle olduğunuzu bilmiyordum. Şimdi helikopterde biz çok güçlüyüz aslında. Bir yelpaze oluşturuyoruz. Atak kendi klasında çok güzel bir helikopter. Yani kendi klasında demekle şunu kastediyoruz. Büyük olmayan ama gücü yüksek olan, manevra yüksek olan, kolay kaçabilen, üzerindeki silah yükü de optimize edilmiş bir helikopter. Onun için çok etkili ve satıyoruz da. İnşallah daha çok satacağız onu. Eğer ne kadar Pakistan'da problem yaşadıysak bile motordan dolayı, Amerikalılar motor Pakistan'a dönük vermediler. O iyi gidiyor. Tabii Atak 2 ondan çok daha büyük. Taşıdığı mühimmat da çok fazla. O da kendi yerini pazarda alır. Gökbey 12 kişilik helikopter olarak öyle sanıyorum diye de kendi klasını en çok satan bu segment. O segmentin iyi bir helikopter olacak. Bize tabii 22 kişi taşıyan büyüğü geliyor. Dolayısıyla bir yelpaze oluşturuyoruz. Yani bizim 4 tane özgün helikopterle biz aslında herkesin ihtiyacını giderecek bir yelpaze oluşturuyoruz. Evet. Buyurun efendim. Sizi özlemişiz. Önce onu söyleyelim. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz. İlk 10'da olacağız dediniz. Bu ilk 10'da olmak istediğinizden çok eminiz. Bu bir 10'a girdiğinizde bir rekabetçi ortam kurumlar arasında veya ülkeler arasında rekabet ortamı olacak mı? TUSAŞ buna hazır mı? Yok, zaten biz rekabet halindeyiz. Yani maalesef ihalesinde karşımızdaki firmaları, yani bilmiyorum siz bilirsiniz onu, bayağı güçlü firmalar. Biz herhangi bir yurt dışı satışında karşımıza zaten saydığımız firmalar, ilk ondaki firmalar geliyorlar. Yani bunun şeyi bu. Ama ben bir de şunu öğrendim burada. Savunma sanayi tabii yeniyim ben. Yani TUSAŞ'ta bunu öğrendim, bu bilgileri. Müşteri yalnızca iyi bir alet istemiyor, iyi bir helikopter istemiyor, iyi bir destek de istiyor. Bir de savunma sistemleri ülkeden ülkeye satılırken ülkeler arasındaki ilişkiler de çok önemli. Yani Türkiye'nin satabilirliği şu anda Türkiye'nin dünyadaki algısıyla çok paralel gidiyor. Yani birçok ülke Türkiye'den savunma sistemi alıyor, Türkiye'ye güveniyor. Bu çok önemli. Yani bu şey gibi değil yani. Diğer yani hani işte sıradan komoditi diyorsunuz ya, onu satmak gibi bir şey değil. Ürününüz çok iyi olabilir ama ülke desteği olmayabilir, satamazsınız. Yani ülkemizin desteği. Şirket desteği olmayabilir, satamazsınız. Ve bu ürünleri alan ülkelerle, biz onların komutanlarıyla görüşüyoruz. Çok acı örnekler de yaşamış olabiliyorlar. Yani teslim aldıkları savunma sistemlerinin çok işe yaramadığını söyleyen ben çok komutan gördüm. Türkiye'den kastetmiyorum, başka ülkelerden. Dolayısıyla aslında bu işte Türkiye başarılı olmak istiyorsa olur. Yani biz tüm dost ülkelere bunu veriyoruz. Destek vermemizden daha doğal bir şey olmaz. Personelimiz gidip oraya kalıyor, aylarca, günlerce, yıllarca kalıyor. Yani sistem gönderince personel de gönderiyorsunuz. Lojistik olarak. Bence Türkiye'nin önü akıl almaz açık. Yani itibar açısından, lojistik destek, dost ülke olması açısından akıl almaz önü açık yani. Evet. Merhabalar.
Milli Muharip Uçağı'nda iniş takımları yerli firmanın yaptığını söylediniz. Motorları motorcuyu. Genel olarak bir yerlilik oranı var mı yazılımsal ve donanımsal anlamda? Bir de Milli Muharip Uçağı'nı Milli Muharip Uçağı şeklinde mi pazarlayacaksınız yoksa özel bir adı olacak mı? Şimdi bu isimleri büyüklerimiz verir. Biz önce bir yani uçuralım. Ondan sonra ismi gelir onun. Hep öyle oldu. Gökbey'i de Sayın Cumhurbaşkanımız isim verdi. Aksungur'un isminde İsmail Demir Başkanımız verdi. Bir ismi olacak bunun. Matematik yapabiliriz. Böyle bu uçağın tabii tam rakamları nasıl öğrenim bilmiyorum ama motoru, fırlatma koltuğu, aktif side stick tek şey olan bir de valfler var birkaç tane ama onlar çok büyük para tutmaz. Bir matematik yaparsam %10'u geçmez. Düzeltiyorum, %15'i geçmez. İki motor var, tek motor değil. Merhabalar, Cihan Akgün. Şimdi Milli Muharip Uçak özelinde bir soru sormak istiyorum. Dost ülkelere vereceğiz tabii ki. Ve 2030'lu yıllarda herhalde ihracata da başlar. İnşallah. Ben şunu merak ediyorum. Dışarıya satılması için daha farklı bir varyant olur mu? Yani dost ülke tabii ki bunlar ama veya Milli Muharip Uçak'tan sonra buradan da elde edilecek tecrübeyle sadece bizim kullanacağımız başka bir model olabilir mi? Bunun çünkü Amerika tarafında mesela benzer bir örneği var. Biz de böyle bir şey yapar mıyız? Ben bunu merak ettim hocam. Tabii şimdi o benim sahamda değil. Takdir edersiniz onu. Yani nasıl satılacağı konusunda ben tabii yorum yapmam doğru olmaz. Biz daha çok böyle Hürjet gibi daha limitli asetleri da yorum yapabiliyoruz. Şundan dolayı aslında eklemek istersem binlerce saatlik, on binlerce saatlik mühendislik ve milyonlarca dolarlık bir yatırım var burada ve bunu biz yapıyoruz burada Türkiye'de. Olduğu gibi dışarıya da ihraç belki etmek istemeyebiliriz veya farklı bir varyant bu yüzden aklıma geldi. Parasını alıyoruz yani şeyleri işte o non recurring cost diyorlar bunu. Tekrarlamayan giderleri, geliştirme giderlerini satış üzerine vuruluyorlar. Ama tabii Milli Muharip'in satışla ilgili benim yetki sahamda değil nasıl satılacağı. Evet. Temel Bey, günümüzdeki muharebe konseptinde bir de Loyal Wingman denen işte insanlı insansız uçakların birlikte çalışması, görev yapması gibi bir konsept geliştirildi. Siz de Milli Muharip yapıyorsunuz. Paralelinde yanında Anka 3 de geliştiriliyor. İleride bunlar muharebe sahasında bir arada görev yapacak mı? Bu kapsamda mesela Milli Muharip için bir çift kişilik bir versiyon düşünülüyor mu? Yoksa tek kişilik versiyon ama içinde gerektiğinde İHA'ları da uzaktan kontrol edebilecek ilave donanım mı olacak? Nasıl bir plan var? Şimdi tabii savaş konsepti üzerine çok uzman değilim. Ben onu söyleyeyim ama mesela bu hem İngilizlerle konuşma fırsatımız oluyor, hem Avrupa grubuyla artilleri savaş uçakları projelerine konuşma fırsatımız oluyor. Birçok yerde yani kendi düzeyimdekilerle yani sohbet de olsa konunun içine girebiliyoruz, biraz dalıyoruz içinde. Ama gerçek şu, insansız uçaklar önemli. Fakat şunu da söyleyeceğim, Hürjet. Fly by wire diyorlar. Biraz İngilizce oldu kusura bakmayın. Yani konuşta aktüatörlerin kontrol ettiği bir uçak bu. Yani sonuçta otopilotu tümüyle dijital olan bir uçak bu. Yani fly by wire dediğiniz zaman dijital kontrol olan bir uçak demek oluyor. Savaş uçakları fly by wire. Bazı klasik hırkuşumuz kabloyla yönetiliyor. Fly by wire değil. Aktüatörler yok onların kontrol yüzeylerinde. Siz lövyeyi çektiğiniz zaman bir kablo sistemiyle arkadaki kontrol yüzeye hareket geçiyor. Eğer bir uçak fly by wire'sa, dijital kontrolsa, bunu istediğiniz gün insansız yapabilirsiniz. Milli Muharip mesela pilot bayılma durumunda kendi kendine gelip üstüne dönüp iniş yapabiliyor. Mesela. Yani bu kavramlar insanla insansız kavramı çok şey değiller, ayrık değiller birbirinden. Ama sorunuz cevabı dedim ya hem de altın nesilden bahsettim işte İngilizlerle konuştuğum zaman işte Avrupalılarla onunla konuştuğum zaman
konsept şu. İnsan devamlı yukarıda olacak. Ama yanında da bir sürü insansız olacak. Sizin ikinci sorduğunuz kısımda bir uçak içine ikinci pilotu koymaya gerek yok. Yani bir pilot uçağı yönetsin, öbür pilot da silah sistemi yönetsin, yok. Neden? Çünkü beşincisi savaş uçakları çok uzaktan angaje oluyorlar. Konsept o zaten. Silah yuvaları gizli, radarın görmemesi için. Dolayısıyla bir de yakında gitmiyor, hedefine yaklaşmıyor. Bunun olabilmesi için de çok güçlü bir radarın olması gerekiyor. ISR radar dediğimiz radarın, Aselsan yapıyor. Milli Muharip'te radarı Aselsan yapıyor. Radar güçlüyse yakın gitmenize gerek yok. Uzaktan görüyorsunuz ve radarınızla onu işaretliyorsunuz onu. Üzerine gönderdiğiniz füze sistemi de onu tanıyıp takip ediyor onu. Yani füzeyi fırlatıp siz dönüp gidiyorsunuz işinize. Onun için gerçekten insanlı, insansız hepsini iç içe gireceği bir dünyaya gidiyoruz. Şimdi Milli Muharip bizim uçağımız insanlı bir uçak. Ama fly by wire. Yani dijital kontrollü bir uçak. Aktif kontrollü bir uçak. Otonom bir uçak. Kendi başına gidebiliyor. Pilot tümüyle uçağı bırakabilir. Yani yapması gereken manevra neyse onu uçağa söyleyip şu noktadan bu noktadan şöyle bir spline yap, şuradan bir eğriyi takip et, şuraya git dediği zaman kendisi boşta, tümüyle boşta oluyor. Bir de entegre bir bilgisayar sistemi var dedim. TÜBİTAK Bilgem yapıyor. IPU diyoruz, Integrated Process Unit. Burada çoklu güçlü bilgisayar sistemi de bütün bunu görevler üzerine alıyor. Sen şu silahı kontrol et, sen şu radarı buraya fokus et, tut bunun üzerine, sen bunu yap. Buna birbirine entegre gidiyorlar. Yani gelecekteki ülkeleri koruma sistemi gerçekten dijital olacak. Bu uçak da dijital, onu söyleyeyim. Halihazırda Hürkuş'la ilgili çalışmalar da aslında devam ediyor. Daha önce bahsetmiştiniz. Gövdenin hafifletilmesi gibi hususlar vardı. Hürkuş 2 olarak da nitelendirilmişti. Bu Hürkuş'la ilgili son durumu aktarabilir misiniz? Bir de hedef uçak aileniz de var aslında. Şimşek'ten çok bahsetmedik. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu yıl bahsettiği hedeflerde Şimşek hedef uçağının seyir füzesi haline teslimatı gibi hedefler vardı. Ses üstü taraftaki çalışmalarla ilgili bu yıl sonuç görebilecek miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi Şimşek başarılı bir sistem aslında bizim. Hedef uçağı olarak yapıldı. Biz bunu Ankara'dan Aksungur'dan bırakabiliyoruz. O zaman yüzlerce kilometre gidebiliyor. GPS yönlendirmeyle gidiyor. Bu şekilde de bir kamikaze yani basit bir aslında seyir füzesi o şekliyle oluyor. Bunun daha farklı versiyonlarını da yapıyoruz inşallah. Onlar da çıkacaklar ortaya. O kısımda aynen devam ediyoruz. Birinci soruda şey demiştiniz. Hürkuş. Tamam. Şimdi Hürkuş'ta durumumuz şöyle. Dedim ya biz rakiplerle beraber varız. Hürkuş hem eğitim uçağı hem de bir silahlı versiyonu var. Ve bizim şu anda silahlı versiyonun dünyada bir rakibi de var. Adını da söyleyelim değil mi? Bir problem olmasın. Super Tucano. Biz Super Tucano ile yarışıyoruz. Bazı pazarları biz kazandık. Satış yaptık biz. Ama biz bunu biraz daha da hafifletirsek, hafifletiyoruz aslında. Uçak aynı uçak. Hafifletirsek o zaman tabii payload artacak. Ve o zaman yarışı daha iyi yapacağız. Onun için bu uçağı da yetiştireceğiz yakında. Allah'ın izniyle. Yani rakiplerle şekil alıyoruz. Ses üstü hedef uçak konusunda bu yıl bir gelişme olacak mı acaba? Yok. Bu sene bütün yoğunluğumuz Anka 3'e yoğunlaşmış durumda. Gelecek mi? Benzer ihtiyaçları karşılamak için. Bir diğer sorum da Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili işte farklı ülkelerin ta en başından beri yani projeye dahil olması ile ilgili bir takım süreçler, görüşmeler oluyordu. Bir başka ülkenin projeye dahil olması hangi aşamaya kadar mümkün olacak? İlelebet böyle bir durum geçerli mi? Yoksa işte bu aşamadan sonra
projeye artık hani dışarıdan başka bir ülkenin partner olarak dahil olması mümkün olmayacak. Böyle bir nokta var mı? Tabii Koreliler de benzer bir uçak yapıyorlar ama bir sınıf aşağıda demiştim. Oradan bakarsak yani sonuçta onlar uçağın tamamlamak üzeredeler. Katılmak isteyenler, almak isteyenler daha sonra alsınlar mantığıyla gidiyorlar. Bizde de şimdi talepler var. Ben tabii ne kadar bunları buraya açabilirim emin değilim de onları. Yurt dışından talepler var. Dost ülkelerden katılalım diye. Bizde böyle çalışan mühendisleri de var şu anda. Ama böyle devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Henüz benim yani devletin public ettiği bir bilgi yok. Onun için ben de public etme şansım olmayabilir. Evet. Onu öyle söyleyeyim. Birinci soruda iştiraklerle ilgili. Evet. Şimdi aslında birçok iştirak kurduk biz. Aslında iştirakten ziyade bu alt sistemlerin muhataplarını ortaya çıkmasını çalışıyoruz. Mesela bilgisayar konusunda TÜBİTAK Bilgem kendini ispat etti. Zaten Türkiye'deki en büyük unsurlardan biri aslında. Dolayısıyla bizim şu anda bir bilgisayar problemimiz yok. Eniş takımında iştirakimiz var, o da halloldu. Aktüatör konusunda iştirakimiz var, o da halloldu. Taç aynı zamanda Hürjet'in Iron Bird'ünü yaptı, demir kuşudur. Şimdi de Milli Muharekevi yapıyor. Tamam, ona da daha ihtiyaç kalmadı. Volo kanopi yapıyor, bir daha kanopiye gerek yok. Bir de değiştirmemek gerekiyor bunları. Yani biz kimle çalışıyorsak onunla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu know-how'lar öyle kolay kolay oluşmuyor. Hem pahalı oluyor hem de zahmetli oluyor yani insan yiyor. Yani dolayısıyla şu anda ufukta yeni bir iştirak yok. Biz aslında normalde bu alt sistemleri pratik olarak yoluna koyduk. Yani TR Motor %100 bizde olan bir şirket, motor konusunda görevlendirilmiş durumda. Yani şunda açık konumuz pek kalmadı. Bir valflerimiz var. Ama onları da içeride dışarıda çözeriz gibi gözüküyor. Evet. İsterseniz böyle gidelim mi? Evet. Tamam. Hocam Göksel Bey'in sorusuna aslında hem katkı olarak hem de sizin bu toplantının en başında koyduğunuz ilk 10 hedefine paralel bir soru ben sormak istiyorum. İlk 10'daki top 100'e bakarsak ilk 10'daki şirketlerin çoğu kendi ülkelerinde ya da uluslararası borsalarda halka arz edilmiş durumdalar ve işlem görüyorlar. TUSAŞ'ın yürüttüğü projeler de çok fazla kaynak gerektiren projeler. Büyüme oranları da öyle. Bu sermayeyi halka arz yoluyla arttırmak gibi bir plan var mı önümüzdeki dönemde? Şimdi tabii ben yalnızca şirketin genel müdürüyüm. Yani bu halka arz konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Ama finansla ilgili bugüne kadar işleri götürdük. Yani aksiyon bir işimiz olmadı Allah'a şükür. Ama tabii onun muhatabı ben olamam. Onun için cevaplanmayacağım onu. Evet. Hocam başlarken TUSAŞ'ı görüp resmetmenizi istiyoruz demiştiniz. Devamında da biz burada uçak ya da platform yapmıyoruz, bir şirket inşa ediyoruz demiştiniz. 2016 yılında göreve geldiğinizde size ilk ziyarette bulunduğumuz zaman TUSAŞ'ta epey boş bir alan vardı ama şimdi baktığımız zaman pek boş yer kalmadı. Var mı? Sırada ne var inşa anlamında? Bir de bu Milli Muharip Uçağın seri üretimi için nasıl bir süreç düşünüyoruz? Teşekkürler. Şimdi bizim kompozitle ilgili bir yeterince imkanlarımız yoktu. Büyük bir kompozit binası yaptık. 95 bin metrekare. Milli Muharip kapsamında devletimiz onu finansal destekle sağladı. Kredi kullandık ama finansal yükünü devlet aldı. Allah razı olsun. Dolayısıyla tamam, o da oldu. Bizim şimdi kompozitle ilgili bir eksiğimiz yok. Bir de bizim metal kesmemiz, part manufacturing dediğimiz işimiz var. Tamam, onu da doyuma yaklaştık Allah'a şükür. Şimdi assembly alanları gerekiyor bize. Aynı şekilde Milli Muharip'in şu anda bugün göstereceğimiz hangarı aynı anda iki tane uçağa hizmet edebiliyor. Ama tabii ayda iki tane üretmek için yetmez. Ayda iki tane üretmek için iki uçak değil, aynı zamanda 10 uçağın orada assembled olması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda ama yani hep bir vaktim var ona, bir üretim hangarına ihtiyaç olacak oradan. Hürjet'in de şu anda böyle iki tanesini aynı anda Koca'ya koyacak yerim var.
Onun da bir yani hangara, belki de ikisi bir ve kombine bir hangara ihtiyacı olacak. Hürkuş'un var zaten, onda problem yok. Helikopterde şu anda yeterince alanım var. Bu her bir gördüğünüz helikopterden ayda iki tane yapacak gücümüz var şu anda Allah'ın izniyle. Bizim İHA ile ilgili bir tesis eksiğimiz vardı. Şu anda zaten onu yapıyoruz onu. Allah'ın izniyle o da bitecek. Bunun dışında ufacık tefecik birkaç şeyimiz kaldı. Milli Muharip'in bütün imkanlarını oluşturuyoruz. Yani tek bir inşaatına başlamadık. O da kendi elektromanyetik dalga çıkardığı zaman bunları bir dinlememiz gereken bir sistem. Bir o başlamadı. Onun dışında Milli Muharip'in her şeyi tamam. 700 bin metrekareye geldik. 600'dük. Şu anda 700 geçtik galiba. Yani kapalı alan problemi yok artık. Bu arada tabii Tere Motor da burada. Bizim %100 şirketimiz büyük bir tesis yapıyor. Havelsan'da yönetim kurulu karar verdi, Allah razı olsun. Hemen Milli Muharip'in yanında kendi binasını yapıyor. Biz bütün vakıf şirketlerin buraya tesis kurmasını istiyoruz. Çünkü Milli Muharip TUSAŞ'ın projesi değil, Türkiye'nin projesi. Burası yükünü alıyor. Ama bu arada İstanbul'da da 500 mühendisi geçtik. İnşallah 1000'e gidiyoruz yakında. Yapılanıyoruz. Antalya'da yapılanıyoruz. Bilmiyorum Antalya'yı ne kadar iyi biliyorsunuz. Antalya daha çok böyle sayfa yeri gözüküyor ama mühendislerin çalışabileceği bir yer. Yani biz onu sonradan keşfettik. Sayın Dışişleri Bakanımız da o konuda stres ediyor. Yani Florida'yı bilirsiniz büyük ihtimalle. Herkes Florida'yı şey olarak bilebilir. Sayfiye yeri. Ama Lockheed Martin'in mühendislerin ağırlığı orada. Antalya'ya da yapılanıyoruz. Bir bina yapacağız oraya. Yani çok bir şeyimiz kalmadı. İlk projelerinizden Hürkuş'u bir türlü hava kuvvetleri almadı. Niye almıyor? Çünkü bir taraftan da elinizdeki uçakları da ihraç ediyorsunuz. Bu hava kuvvetlerine vereceğiniz Hürkuş 2 mi olacak yoksa mevcutlardan alacak mı? Mevcuttan hava kuvvetlerine gidecek ama şu anda satışları çok iyi gidiyor. Yani biz şu anda müşteri seçme durumundayız yurt dışında. Türk Hava Kuvvetleri'nde olması tabii prestij açısından önemli. Yok, herhalde... Hava Kuvvetleri'mize de vereceğiz. Onda problem yok ama bunun silahlı versiyonu acayip bir ihtiyaç var. Yakında Nijer'e teslim ediyoruz. Arkasından Çad'a teslim ediyoruz. Ve şu anda iki müşteri var. Hangisini seçelim diye karar vermede zorlanıyoruz. Şaka değil yani. Efendim, etkinlik için öncelikle teşekkür ederiz. Hürjet'le ilgili olarak geçenlerde bir görüntüsü çıktı. Bir rollout dememiz doğru olur mu bilemiyorum ama bir görselini gördük. Sanki Malezya için hava yer değişiklikleri, eklemeleri de olmuş gibi göründü uçakta. Bilemiyorum. Bir takım öncesinden farklı eklemeler uçakta var mı yetenek anlamında? Bir bunu sormak isterim. Bir de MMU'yu 2023'e kadar uçuracağız, 2023 sonuna kadar uçuracağız dediniz. Ama örneğin rüzgar tesisi tamamlanmış değil. Bazı uçuşlar testleri tamamlanmadan mı gerçekleşecek? Zaten biz şu anda bütün bu uçaklarla ilgili dünyadaki rüzgar tünellerini kullanarak geldik. Yani testleri yapıyoruz zaten şu anda. Çok ciddi test yapmadan zaten buraya kadar gelemezdik zaten. Onunla bilgisi yok onun. Kendi tünelimizi önümüzdeki aylarda devreye alıyoruz. Onu kastettiniz galiba. Ona problem yok. Yani şu anda bir sorun gözükmüyor. Yani her tarafı çalışıldı bunlara yani. Bilmiyorum cevapladı mı? Evet efendim. Hürjet'le ilgili olarak evet. Malezya için bir değişiklik mi oldu diye. Şimdi biz şu anda Hürjet'in hava kuvvetleriyle kontratımız var belki biliyorsunuz. Onların teslimatı 2025'te başlatıyoruz. Bu uçağımız da ona dönük yapılıyor. Şimdi az önce kontrol ettim. Bir kanadını takmışlar, bir kanadını takıyorlar. Siz göreceksiniz onu. Uçacak uçak bu. Uçacak uçak. Bir önce rollout yapılan test yapılacak uçakta. Onu size göstereceğiz. Ama şu anda fonksiyonumuz, yoğunluğumuz eğitim uçağı üzerine gidiyor. Ondan sonra diğer versiyonlar gelecek. Zaten Malezya'da da takvimler uygun geliyor. Problem yok onda. Evet. Efendim merhaba. Biraz değindiniz ama ben şunu sormak isterim. Özellikle Milli Muharip uçakla ilgili ve şimdi efendim dediniz ki TUSAŞ hani batılı şirketlerle çalışıyor değil mi? Kuruluşundan itibaren biz de Batı Paktı'nın bir üyesiyiz ülke olarak. Şimdi başka ülkeler de var. Rus
eski Sovyet uçak teknolojisi var. Rusya işte Su-35, Su-57 olsun. Rus uçak teknolojisine yönelik bakış açınız nasıl? Mesela biz onlardan bir şeyler alabilir miyiz veya biz onlara bir şeyler verebilir olası bir işbirliği durumunda? Amerika'dan F-16'larla ilgili karar henüz kesinleşmedi. Cumhurbaşkanımız da daha önce Moskova ziyaretinde Su-35 ve Su-57'leri incelemişti. Üstün tarafları var mıdır Rus uçaklarının motor anlamında veya şimdi bizim uçağımız da çok güzel. Hani radara yakalanmıyor, silahları gömülü oluyor. Ama Rus uçak teknolojisinden bizim alabileceğimiz bir şeyler var mı acaba? Ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar TUSAŞ olarak elimizdeki kadrolar ihtiyaçlara dönük olarak bir uçağın geometrisini ortaya koyabiliyorlar. Bunu işte hesaplamalı akışkanlar CFD ortamında o 50 bin çekirdek makine ondan dolayı en detayında matematik modelleyebiliyorlar. Değişik versiyonlarını yani değiştirerek test edebiliyorlar dijital olarak ve onu uçak haline getirebiliyoruz. Şimdi bu noktada yani biz de onlar gibiyiz. Tabii ki bütün ülkelerin yaptığı uçaklar nedir, özelliği nedir onlara bakıyoruz. Ama tabii Rusların konsepti yani Su-57 Pakva öncesi konsepti farklı. Yani F-16'nın bulunduğu domainde gelişen uçaklar bunlar. Bunlar da 60'ların uçakları bilirsiniz onları. Tamam. TUSAŞ olarak, eğitim uçağı olarak Boeing ne tasarladıysa biz onu tasarladık. Yani klas olarak. Milli Muharip uçak saydım az önce o klasta yani Su-57 klasında. Bizim de altlarda bir işimiz kalmadı yani. Onu söyleyeyim. Yani şimdi burada gezince belki göreceksiniz. Bize en büyük asetimiz mühendisler. Onların içinde de en önemlisi de gençler. Mesela bu Milli Muharip'in kontrolü, kumandası için o kadar genç fikirler ortaya çıkardılar ki yani. Hürjet'in belki simülatöre oturursanız bugün göreceksiniz kokpiti o kadar basit ki. Basit yani simple demek oluyor. Yani bizim yani Türkçedeki kelimeyi almayın onu. O kadar basit ki. Herhangi bir kişi bence size deneyin bugün uçurabiliyor onu. Neden? Büyük bir large array display var, ekran var. Bir Türk şirketi yapıyor bunu. STG. Dokunmatik ekran. Tabii uçtuğu için bu televizyon ekranı değil. Çok katlı bir dokunmatik ekran. Yani arka arkaya görüntüler birkaç defa veriliyor. Bir tanesi bozulursa diğeri kalsın diye. Yani uçak seviyesi bir ekran. Ve her şey oraya gömülmüş. Hani tablet gençleri gibi dokunuyor. Tık 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 bakıyorsun. Lisede okuyan bir genç kızımız uçak uçura yani kokpit uçtuğunuz zaman gerçek uçak uçuyorsunuz. Yani siz size çevirdiğiniz zaman uçak dönüyor yani. Gerçek gibi. Ya yani sorunun cevabı şu aslında yeni bir dünya var. Eskisine tarihi bilgiler için bakalım. TürkSat 6A uydusu TUSAŞ'taki tesislerde yapılıyor. Bunun dışında bir uydu daha yaptığınızı söylediniz. TUSAŞ TürkSat 6A'da ne tür tecrübeler elde etti ve bunun dışında uzaya yönelik başka şeyleriniz, projeleriniz var mı? Yani Türkiye'nin uzay serüveninde TUSAŞ tam olarak nerede yer almayı planlıyor? Şimdi uydu konusunda çok büyük fırsat var Türkiye'nin önünde. Bu küçük uydular konusu var. Alçak yörüngede dönen. Değil mi? Elon Musk'ın mesela. Bunu yapmak isteyen imkanı olan çok kişiler bize geliyor dünyadan. Böyle bir iş bağlayabilirsek Allah'ın izniyle binlerce uydu yapacağız. Onun için kendi öz kaynağımızdan küçük bir uydu daha yapıyoruz ilave. Bu Arjantin'e ilave olarak. Yani orada da henüz büyük bir iş bağlamış değiliz. Arjantin'de bir uydu nihayet o. Biz inşallah yılda 2-3 uydu yapıp veririz. Yani fırsatları var. Yeni bir dünya var. Bir de şeyi de paylaşayım. Pandemi gerçekten havacılıkla ilgili
alt yüklenicileri çok etkiledi. Yani düşündüğümüzün çok üstünde. Onun için Boeing'den Airbus'tan bize çok ciddi ilave iş akıyor şu anda. Yani yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani dünyanın sonu geldi. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. İnsan savaş araçları noktasında Aksungur'un PD-170 ile teslimatı ne zaman öngörülüyor? Bir de ihracat noktasında ne durumda acaba? Kaç ülkeye ihraç edildi? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi Aksungur'a ihracatta çok talep var. Çok talep var. Birkaç ülkeye gönderiyoruz. Henüz daha net olsun da o zaman söyleyeyim. Ama önümüzdeki günlerde teslimat yapıyoruz. Afrika'da da çok talep var. Onlara da teslimat yapacağız ciddi sayıda. Aksungur'un özelliği yani her şey böyle dört dörtlük denk gelmiş bir uçak o. Fiyat olarak, hız olarak ve taşıyabildiği yük olarak çok ideal bir uçak. 750 kilo taşıyabiliyor. Çok iyi bir mühimmat miktarı oluyor. Deniz kuvvetleri kullanıyor. Belki biliyorsunuz onu. Özel kuvvetler kullanıyor Türkiye'de. Yurt dışında da ihracatı şu anda çok bereketli gözüküyor onun. Ama verince, satınca paylaşayım. PD-170 ile teslimatı ne zaman? Evet, şu anda aslında bugünlerde bize motor teslim ederler. Biz de onunla uçurmuş olacağız inşallah. Motor problemimiz yok ama. Evet. Efendim, konuşmalarınıza mühendis anlamında, mühendisin üzerine çok durdunuz, mühendisin tecrübesi üzerine çok durdunuz. Son dönemlerde Türkiye'de bir mühendis sorunu olduğuyla alakalı söylentiler hep olur, söylenir. TUSAŞ'ın bu anlamda bir sıkıntısı var mühendislik anlamında. Bir ikincisi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mühendislik anlamında TUSAŞ'a, daha doğrusu Türk savunma sanayisine sizin gördüğünüz bir olumlu etkisi var mı? Şimdi bütün bu projeler, bizim proje olsun, başkalarınki olsun, ciddi sayıda mühendis istiyor. Onun da sebebi şu arkadaşlar, sonuçta yapılan klasik gibi gelebilir size. Ben de içinden geliyorum. İşte buranın analizini yapmanız gerekiyor. Onu analiz yapmak için bilgisayara bunu tanımlamak gerekiyor. Mühendis o vaktini veriyor. Bunu mühendis yapabilir, başkası yapamaz. Tecrübeli olması gerekiyor. O vakitler gidiyor. Yani burada bir magic yok yani. Yani eleman yoksa iş yok yani. Benim tahminim Türkiye bugüne göre 10 kat daha çok mühendis yetiştirmesi gerekiyor. İş çok. Çünkü bir ürünü ne kadar iyileştirirsen o kadar çok satıyorsun. O kadar çok satıyorsun. Yani çok daha mühendis yetiştirmemiz gerekiyor. Tabii TUSAŞ kendi problemini çözmeye çalışıyor. Bizim yoğunluğumuz bu. Son bulduğumuz icat şu. Öğrencileri mezun olmadan işe almak. Alıyoruz da. Bu yıl aşağı yukarı 500 kişi alacağız. Yani bugünlerde alacağız. Bunlar da yazın mezun olacaklar. Şuna karar verdik. Bir kişi mezuniyetini beklemek zorunda değiliz biz. Zaten aldıklarımız sınıfının iyileri oluyor. Notları yüksek oluyor. Önden alıyoruz onları. Yarı zamanlı bize başlıyorlar. Haftada bir gün gelmelerini talep ediyoruz. Çünkü okullar olduğu için her gün gelemiyorlar. Bir de hafta sonu gelin diyoruz. Onlara pizza ikram ediyoruz. Amaç alıştırmak, ısıtmak onları. Dolayısıyla biz şu anda öğrencinin ayağına gidiyoruz. Bunu pandemide yaptık. 2020'de mezuniyet gecikince biz arkadaşları önden işe aldık onları. Orada test ettik onu. İşe yaradı. Bir de üniversitelerin okuyan öğrencileri stajyer olarak alıyor. Bu farklı. Onlar üçüncü ve dördüncü sınıftayken biz de haftada bir gün ve iki gün burada İstanbul'da, Bursa'da ve Antalya'da gelip bize beraber çalışıyorlar. Para veriyoruz zaten. Yani maaşı bölerek veriyoruz onlara geldiği süre boyunca. Yani mühendis gibi davranıyoruz onlara. Sözün kısası şu, Türkiye daha çok mühendis yetişmesi gerekiyor. Daha çok yetişmesi gerekiyor. Çünkü aynı şey gibi yani hani iğneyle kuyu kazılır ya, bu mühendisler de mouse'la kuyu kazıyorlar. Başka yolu yok yani. Hocam konuyla ilgili olduğu için devreye girmek istedim. Şimdi mühendis var. Bizler de sizlerin öğrencisiydik. Ümit abi, biz hani uçak mühendisinden mezunuz. Bizim mezun olduğumuz dönemlere kadar ODTÜ'den 50 kişi mezun olurdu, İTÜ'den 50 kişi mezun olurdu. Türkiye'de başka uçak mühendisliği yetiştiren fakülte yoktu. Tamam, hani bu bir sistemlerin sisteminden bahsediyoruz. Elektronikçi lazım, makinacı lazım, hani hepsini dahil ediyoruz ama
Geçtiğimiz günlerde dönem arkadaşlarımdan bir tanesi iyi üniversitelerimizden birinde havacılık bölüm başkan yardımcısı oldu ve şöyle bir feedback de bulundu bana. Sektörün mühendis ihtiyacını bilen öğrenciler eskisi kadar derslere, konulara biz istesek de gayretli değiller. Nasıl olsa eskiden o nerede iş bulacağım soru işareti ortadan kalktığı için şimdi daha az gayretliler, daha az nitelikle mezun oluyorlar dedi. Dolayısıyla TUSAŞ'ın bu noktada bu hem üniversitelerdeki eğitim kalitesinin arttırılması, dolayısıyla insan kaynağının kalitesinin arttırılması noktasında üniversite sanayi işbirliği perspektifinde bir takım çabaları var mı? Bunu arttırmak için ne gibi teşvik yöntemleri uyguluyor? Şimdi burada şirketlerin duruşu çok önemli. Biz not ortalamasına önem veriyoruz. Tabii not her şey değildir. Herkes bize söylüyor, onu biliyoruz. Not ortalamasına çok önem veriyoruz. Çünkü genç arkadaş mesajı tam alsın. Yani dersini doğru düz yapamayan bir arkadaşlar bir şey olmaz. Bunu söylüyoruz. Çok katıyız da yani. Bilmiyorum biliyor musunuz? Yani üçün altındakilerle çok merhabamız olmuyor zaten. Öyle bir durum var. Bir de şunu öğrendik. Bu genç arkadaşlar öğrenciyken iyi çalışmalarının meyvesini daha sonra göreceklerini bilseler çalışırlar. Yani bir bölüme giren hangi bölümü derseniz derin, onu okumaya hak kazanmış bir insandır. Yani oradan 4 üzerinden 4 mezun olacak durumdadır. Bizde mesela 4 üzerinden 4 ODTÜ'den mezun arkadaşlar var mesela. Boğaziçi'nden mezun arkadaşlar var. 4 üzerinden 4. Gerçek yani. Şimdi onun için hep beraber bu gençlere şu mesajı vermemiz lazım. Öğrenciyken öğrenciliğini yap. Biz gelenlere şunu diyoruz. Biz bir şey öğretmeyeceğiz size. Siz bir şey öğreteceksiniz. Gençlere tavrımız, biz onlara veriyoruz manuelları, İngilizce manuel, abakusu manuel, git yat uyu bununla beraber, öğren. Bizim vaktimiz yok, yetişecek kimsemiz yok. Ama yani gençlerden pırıl pırıl 10 numaraları var. Ama mesajı da öyle vermek lazım gence. Yani sen işe yarıyorsan alırım seni. Yani sen buranın tasarımı yapacaksan gel bana, ben ne yapacağım senin başka? Değil mi? Ama Türkiye'nin gerçekten şu anda teknolojide bir hamlesi var, belli. Yalnız TUSAŞ değil bu. Yani Milli Muharip devrim aslında. Yalnız TUSAŞ değil. Yani şimdi bir savaş uçağı Akçayöten Türkiye'ye yapması 5 sene önce deseydin inanmazdım. Samimiyim bunda. Yani nasıl kontrol etmesi gerektiğini biliyorum da ondan dolayı. Yapılıyor. İşte bir mikron seviyesine işleme nasıl olur deseydiniz inanmazdım. Açık edeyim mi? Yani gizli değil bu. Bizim dişli çaklar 1 mikronla işleniyor. Çünkü helikopterin dişli çakları öyle olacak ki yağı boşalırsa yarım saat yağsız çalışacak. Bir iki dişli çarkların yağsız çalışmasını yani mühendis olan arkadaş anlar yani. Yanar gider ya buhar olur yani. Ama öyle hassas işlerde yüzeyleri setleştirir, sonra yumuşatır, bir daha setleştirir, bir daha yumuşatırsan oluyor. Onun için bence genç arkadaşlara demek lazım. Bir işe yarıyorsan İş bulursun. Yoksa bulamazsın ya. Yoksa bunlar çalışsalar yaparlar ya. Bilmiyorum. Evet. Konusuyla ilgili ben de bir soru sormak istiyorum. Şeyden bahsettiniz hani artan mühendis ve teknisyen sayısından. Ama hani bir süredir de konuşulan, özellikle hani bu sektörde de konuşulan işte beyin göçü ya da işte şirket değişiklikleri personel konusunda. TUSAŞ'ın bu konuda bir problemi var mı? Bu konuda bir kaygısı ya da sizi rahatsız eden bu geçişler ya da ayrılmalar konusunda. Bir diğeri de bu konuda bir düzenleme hazırlığı söz konusu. Bu şirket değişiklikleriyle ilgili özellikle kritik personelin geçişlerini zorlaştırmakla ilgili. Siz hani bir TUSAŞ yöneticisi olarak aynı zamanda sonuçta başka sektörde temsil görevleriniz de var. Bu düzenleme bir sıkıntı varsa bunu çözmeye yeterli olacak mı? Sizden mesela bu konuda görüş alındı mı? Şimdi aslında bir mühendisler çok böyle gezer insanlar. Yani Amerika üzerine baksanız 3 yılda bir iş değiştiriyorlar. Yani bir yere durmuyorlar. Japonya üzerine giderseniz ömür bile aynı yerde çalışıyorlar. Bir kültür işi bu. Tabii bizde 3 yıl 4 yıl tecrübe kazanan yani altın bileziği koluna geçiriyor.
Bizden yerli firmalar da eleman çekiyor. Tamam, yani biri bir sektöre girmek istiyorsa bizim böyle önemli kişilerimizi maaşları katlayarak alabiliyorlar. Bu bir dilemadır, ben öyle söyleyeyim. Ama TUSAŞ olarak yaklaşımımız yeterince eleman alalım. Bizden de ayrılma da gerçekleşiyor, hiç ayrılmıyor değil. Ama giren çıkanlara baktığım zaman çok önemli bir şey yok ortada. Yani yılda bize 400 kişi ayrılıyor. Bunun 200'ü yurt dışına gidiyor. 1200 mühendis giriyor mesela. Diyeceksiniz ki 400-1200 mühendis ama 13.000 kişiden bahsediyoruz. Hepsi yeni gelenler mühendisler değiller tabii. Yani sayı kendi içinde kötü değil. Kötü değil. Herkesin kalmasını isteriz. Ama insanları en çok şirketine bağlayacak şey, Japonlar nasıl kalpten bağlanıyorsa öyle bağlamak gerekiyor. Yoksa Amerikalılarda 3 yıl, ben bildiğim, biraz çalıştım orada da 3 yıl içinde kişi işini değiştirir vallahi. Yani düzenlemeyi tabii ben de gördüm, okudum. Yani iyi bir şey. İnşallah uygularız onu. Ama Japonlar gibi kalpten bağlamakta yarar var. Evet. Tabii. Merhaba. Benim sorum biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın öncelikle. Problem yok. Ben üniversite bazlı bir soru sormak istiyorum. Gerçi konu biraz geçti ama... kamuoyunda şöyle bir anlayış var. Boğaziçi, Koç, İTÜ ve ODTÜ. Sadece buradaki mühendisler, hani TUSAŞ'a çalışabilir. Çünkü TUSAŞ en iyi mühendisleri alır diye. Fakat bazı rakamlar söylediniz. 13.000 mühendis çalışıyor dediniz. Bu senede 1500 mühendis alacağız dediniz. 500 tane de yılda üniversitelerden alıyoruz. Onlar da bizde mezun oluyor dediniz. Tamam. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman uçak, elektrik, elektronik, makina... mühendisleri dışında hangi mühendisleri istihdam ediyorsunuz? Yapay zeka mühendisleri istihdamına başladınız mı? Bir de bir soru daha ilave edeceğim. Notlarıma bakayım, bir yanlışım olmasın. Anka ve Gökbey indigenous projeler dediniz. Yani özgün projeler olduğunu söylediniz. Fakat Atak projesi, yani Atak 3 de tabii ki. Yarı indigenous olsa da en iyi projemiz dediniz. Benim iki sorum olacak. Bir, özgün kavramını açıklamak. Bir de bu üniversite ve mühendislik konusu. Teşekkür ediyorum. Tamam. Üniversiteden başlayalım. Tabii biz olabildiği kadar Türkiye'nin bütün üniversitelerinden öğrenci almaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi biz öğrenci arkadaşı yetişecek vaktimiz yok. Belirli bir teorik altyapıda bize gelmesini isteriz. Geldikten sonra da mühendis geliştirme programı diye bir program uyguluyoruz. 4-6 ay kadar. Bu öğrenci arkadaşları disiplin olarak, tabii makine bizde en büyük disiplin makine mühendisleri. Yazılım ikinci gelir bizde, yazılım ağırlıklı bir işimiz var. Ondan sonra elektrik, elektronik, uçak limitli oluyor çünkü yalnızca konsepte ve belirli yerlerde ve aerodinamiklerde bulunuyorlar. Malzeme mühendisi olabiliyor, endüstri mühendisi oluyor. O da limitli oluyor ama onu da söyleyelim. Bunun yanında fizik mühendisi, kimya mühendisi aldığımız da oluyor ama onlar az sayıda oluyorlar. Dolayısıyla biz bunları 40'lık bir grup yapıyoruz. Bu grup içinde bütün disiplinleri var oluyor. Kendilerine özgün bir proje veriyoruz. Diyoruz ki bize bir tane İHA yap. İHA yapabilmesi için kontrolür kartını, bataryasını, işte motorunu veriyoruz. Onlar yapacak halleri yok şu anda. Kendileri sıfırdan bir İHA tasarlıyorlar. Bugün gösterebiliriz orayı sizlere. Gösterebilirim değil mi? İHA tasarlıyorlar. Ve bu İHA'yı bildiğimiz yani TUSAŞ kurallarıyla, yani Boeing Airbus kurallarıyla tasarlıyorlar. Şey değil, yani böyle bir öğrenci projesi gibi değil. Yazması, requirement'ları var, şartlar var. Yazmaları gerekiyor, test etmeleri gerekiyor, bakmaları gerekiyor. Hepsine böyle aynı metotlara gidiyor. Bunlara yardımcı olan bizim orada abi, abla, mühendis arkadaşlarımız oluyor. Ve 4 ayın sonunda bunu uçuruyorlar. Uçtuğu zaman mezun oluyorlar. Ama uçmadan önce de onların nereye gideceklerini söylüyoruz onlara, yani yerleştiriyoruz onları. Ve böylece içeri girdikleri zaman tecrübeli giriyorlar. Bunu daha sonra öğrendik.
İlk yıllarda şöyle yapıyorduk. Alıyoruz genç mühendisi, içeri veriyoruz. Hemen yanında da tecrübeli bir arkadaşla body yapıyoruz onu. Tabii tecrübeliyle body yaptığımız yerde tabii o mühendisin arkadaşının yükü çok olduğu için, normal mesai saati yetmediği için ona pek fazla ilgilenemiyordu. Onu yük olarak görüyordu. Şimdi bu şekilde bir uçak yapmış, uçurmuş olmanın gücüyle içeri giriyorlar. Kemikleri sağlamlaştığı için pek kıramıyor. Öbür tecrübeli arkadaşlar bunların kemiklerini kıramıyor. Böyle bunu öğrendik. Dolayısıyla böyle sıfırdan gelen kişi içeri vermiyoruz. Tabii bu 4-5 ay içinde de insanlar birbirini tanımış oluyorlar. Ne kadar bilgisi olduğunda işte oradaki abi ablalar da bize aktarıyorlar. İyi bir şey oluyor. Yani yerleştirme metodu oluyor bu. Sorunun cevabı yalnızca ODTÜ, İTÜ değil. Aynı zamanda bizim için diğer üniversiteler önemli. Her bir üniversitenin birincisi, ikincisi önemlidir. Hangi okul olursa olsun. İnancımız böyle. Buna göre de imkan sağlıyoruz. Şimdi biz bunlar bize katılıyorlar. Bizim ordumuza katılıyor. Bunlar bizim dostlarımız, düşmanlarımız değiller. Her gelen kişinin içeride başarılı olmasını isteriz. Alırken başarılı olabilecekleri almaya çalışıyoruz. Yani burada fırsatçıyız, yapacak bir şey yok bunda. Ama içeri girdikten sonra da elinden tutuyoruz bunu. O bizim çünkü, o bizden artık. Amacımız aslında bu orduyu büyütüp daha çok şey yapmasını sağlamak. Yani aslında önümüze çok daha proje gelebilir. Şu anda yok ama gelebilir. Yeter ki gücümüz olsun, yeter ki olanları bitirmiş olalım. Ben öyle cevaplayayım bunu. Öbür taraftan indigenous konusu şöyle. Eğer konseptten, fikirden başlayan bir proje TUSAŞ'ın kontrolündeyse, bizim kontrolümüzdeyse, buna özgün proje diyoruz. Bu şu demek oluyor, çalışan mühendisler kendi işlerinde çalışıyorlar. Ama T-129 Atak özelinde olan bir helikopter modifiye edildi. Ama Türkler de işin içine girdi. Benim ekip de, TUSAŞ ekibi de girdi. Çok da yararlı oldu bize. Onu övmek için yaptım onu. Yani F-16 biraz daha teknisyen vari bir iş, yetenek kazandırdı bize. Ona da sağ olsun. Dolayısıyla bizim arkadaşlar da minivari motorun iki dakika taktılar zaten. Oradaki tecrübelerinden dolayı. Ama T-129 mühendislikte yaptık biz yani. Aselsan Avionik Sistem de yaptı. Bu önemli bu. Ama Gökbey'e gelince A'dan Z'ye bizim elimizde büyüdü yavrucuk yani. Bu önemli. Tamam. Son alalım. Evet. Merhaba hocam. Ben özellikle son soruyu sormak istedim ki hem biraz işin kişisellik boyutu da var sizin şahsınıza yönelik hem de bugünün spotlarından biri olabileceğine inandığım bir soru. Ben 2011-2012'lerde TUSAŞ'ta görev yaparken aslında siz de söylemiştiniz o zamanlarda sadece Airbus'a Boeing'e parça üreten özgün projelerimizin çok olmadığı ve hatta bizlerin maaşlarının Boeing ve Airbus'a satılan parçalarla ödendiği bir tablodan geliyoruz neticede. Bugünse çok kısa bir süre içerisinde özellikle sizin göreve gelmenizden itibaren çok geniş bir yelpazede ve sizin tabirinizle top table dediğimiz yani bu işte head table dediğimiz projeleri kendi segmentinin en üstündeki projeler üzerinden segmente giriş yapıyoruz. Biliyorum ki hani takip edebildiğimiz kadarıyla en büyük hayalleriniz, hedeflerinizden biri 2028'de şu anda milli muharip uçağı teslim edebilmek ve gökyüzünde uçtuğunu görebilmek anlayabildiğimiz kadarıyla ama sizin bu son dönemdeki duruma baktığımızda tek bir şeyle ilerlemiyoruz. Yani yelpaze sürekli genişliyor, yeni şeyler oluyor. Hem TUSAŞ'ın bu ilk ona girme projesi ekseninde hem de Temel Kotil olarak sizin şahsınızda bundan sonra ne var? Yani yattığınızda örneğin gece yatağınızda ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra Milli Muharip'ten sonrası için de mutlaka sizin hiçbir şey düşünmediğinizi düşünmüyorum açıkçası. Hem sizi okuldan da tanıyan da bir hocamız olarak. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Yani hem Türk Havacılık ve Uzay Sanayi hem Temel Kotil özelinde iki ayrı cevap vermek gerekirse ne gibi bir yere doğru gidecek olay? Teşekkür ederim. Tamim cevap vermem gerekiyor değil mi? Şimdi tabii Milli Muharip büyük bir görev. Uyutmuyor. Onu size söyleyeyim. Yalnız ben değil. Ya burada kimse uyutmuyor. Yani öyle. Yalnızca uçurmak önemli değil onu. Yani silahlı kuvvetlerin işine yarayacak bir şekilde teslim etmek ve bir an önce teslim etmek önemli bu. Yani öyle. Hürjet kendini toparladı. Az önce kontrol ettim. Kanadına takmışlar. İkinci kanadını da yetiştirmeye çalışıyorlar siz gitmeden önce. Uçak olan uçak bu.
göreceğiniz uçak. Yani Hürjet aslında benden bağını kopardı yavaş yavaş. Bana daha ihtiyacı kalmadı. Ona götürürler. Atak 2'yi de inşallah bağını koparır yavaş yavaş ama Milli Muharip uyutmuyor. Ama ileri doğru vizyon konuşmak gerekiyorsa, Temel Kotil değil de TUSAŞ olarak konuşalım. Burası tam ölçekli bir, İngilizce kusura bakmayın, aerospace şirketi olmak zorunda. Milli Muharip'i tamamen bitirsek, teslim etsek bizim işimiz bitmez. Yani bu iş tamamladık olmaz. Yani bu şirketin yolcular yapması gerekiyor. Tabii bunu şu anda konuşmak tabu. Yani bu kadar uykusuz geçen günlerde bunu konuşmak tabu olur. Özür dilerim, bölüyorum. Zaten aslında tam olarak bunu sormaya çalışmıştım. Yani Boeing'e, Airbus'a ürettiğimiz parçalarda artık öyle ödüller almaya başladık ki işte o split bizi çok iyi bir partner olarak gösteriyor vesaire. Evet. Hani çok ileri noktaya geldik. Çok uzun zamandır da bir şey var. Hani kafanızda böyle TUSAŞ'ın ilk ona girecek şirket olduğu noktada bir yolcu uçağı yapan noktaya gelmesi var mı? Onu aslında öğrenmeye merak ediyorum. Tabii şimdi ilk ona girmek için sivile de girmesi gerekecek. Ama dedim ya, şu anda uyuyamadığımız Milli Muharip döneminde bunu konuşmak çok doğru bir şey olmuyor. Yani bu şirkete gördüğümü söyleyeyim. Yapabilirliği konusunda bir eksiği yok. Yani imal etme, bir şeyi gerçekleştirme bir eksiği yok. Yani şimdi biz yıllar boyu o 2005'ten sonra F-16 projesi bittikten sonra, arkadaşımız içerideydi zaten. Özgün proje olmayınca 2005'ten sonra biz Aerostructure, uçak yapısala döndük. Şu anda Spirit'in mesela yurt dışı en büyük partneriyiz. Spirit aşağı geri 8 milyar dolar ciro yapıyor uçak parçasından. Dolayısıyla aslında orada çok yapabilirliği öğrendik. Milli Muharip Allah razı olsun şu fırsatı verdi. Ekstra tesis yapmamıza fırsat verdi. Yani kompozit binasını görürseniz korkunç bir şey yani. Dev yani. Biz bunları da bu projelerden dolayı yapabildik. Yoksa bunlar olmasaydı biz o yatırımları yapmazdık, yapamazdık. Yani milletin parasıyla yaptık ama yapamazdık o zaman. Şimdi bu projeler altyapıyı güçlendirdi bu şirkette. Bu projeler mühendis yapısını güçlendirdi bu şekilde. Bunlar da bitecekler sonuçta yani. Yani civcivli mühendislik saatleri bitecek bunların. Tabii ondan sonra bunların sürekli idame edilmesi gerekiyor, geliştirmesi gerekiyor. Blokları var. Yani Milli Muharip teslim edildikten sonra yine aynı yoğunlukta yine yük üzerimize gelecek ondan. Problem yok. Ama burası tam teşekküllü bir şey olacaksa sivil uçağın olması gerekiyor. Sivil pazarda da fırsat var ama bugün bu ortamda konuşmak tabudur. Evet. Teşekkür edelim. Oldu, Allah'a emanet olun.